Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Birazdan konuklarımız Okan Koç ve Güvenç Kurtar'la birlikte günün öne çıkan gelişmelerini ve gündemi konuşacağımızı söyleyelim. Ama ondan önce haberlerle ilk saat dilimizi geçireceğiz. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Güvenç Kurtar ve Okan Koç'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşacağız, değerlendireceğiz. İki değerli konuğumla birlikte, sahadan gelen iki isimle birlikte. Güvenç Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler size de. Okan Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocama bakıyorum da her geçen gün gençleşiyorsun hocam. Ya bırak. Benjamin Batum hocam gibisin. Gerçekten maşallah. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Şeye borçluyum ben, Turkuaz Medya'ya. Gelip burada hareketli bir de. Ama seni artık o bench'te, kulübede görmek istiyoruz hocam. Yani senin yerin orası. Tabii ki de burada da önemli işlere oraya nerede bize vermiyorlar ki şey. Ya olur hocam, zamanla olur. O nasıl şey olur? Yani bazı nedenleri, faktörleri devreye sokmak lazım. Biliyorsun hocam, olacak inşallah. Yaptın. Ben doğru düz bir takımdaşlar. Azerbaycan'daydım. Geldim galiba Adanaspor galiba. Çok az. Hocam senin eski başarılarına, CV'ne baksınlar, neler yaptın. Ya yine yaparız, vermiyorlar ki Okan. Yaptıkların, yapacaklarını işte onu diyorum, teminat ederler yani. Sen Kocaeli de mesela efsanesini yani tekrar aynı şekilde onun yaparım gibi bir şey yaparım diyor musun? Yapmaz hocam mıyım ya? Ama nasıl yapar biliyor musun? Hayır. Nasıl yapar? Yanında benim gibi böyle futbol aklı üst seviyede ulema olan birisinin olması lazım. Yani araya sıkıştıracağım. Oradan zemin hazırlıyordu. Şimdi bak ne var biliyor musun? Şaka maka diplomam falan yok benim hocam. Çok önemli. Olsun bak, heyecanlı. Anlıyor musun? Bu heyecan lazım. Yani. Enerjisi yüksek. İstersen heyecanını bitirdin mi? İstersen 20 yaşında. Çok gamsız da deriz biz biliyor musun? Böyle 25 yaşında, doğru, 30 doğru yaşında. Hocam. Gamsız çok. Şimdi hocalar bak o heyecanı nereden hisseder biliyor musun? Konuşma tarzı, vücut dili değil. Gözlerine baktığı zaman o heyecanın ondan ne gibi verim, potansiyel alabileceğiyle ilgili. Okan öyle değil. Bak hocam. Okan'ın heyecanına bak. Şimdi bak mesela düşünsene şu anda Güvenç Kurtar kulübede. Hocam dedim, sen otur dedim baskıya, hakemler. Zaten niye sistem taktik için kalkmıyorsun kulübede? Artık bu dönemde günümüz futbolda hakemler için kalkıyorsun. Baskı kurmaya çalışıyorsun. Yani oyunculara gereken taktiği veriyorsun. Gereğini yapmaya çalışıyorsun. Kerem Can Bulat'ı ekibine alır mısın hocam? Ya futbolcu bulmakta Kerem'i alırım. Scout yaparım diyorsun. Yani yaparım çünkü onlar takip ediyor. Onların işleri bu yani, tamam mı? Evet. Yani ama şöyle bir şey var. Şimdi o scout şeyleri var, programları var. Giriyorsun oraya, tamam mı? Giriyorsun arkadaş. Onlar yanıltabilir hocam. Abi Sen yıllardır bu işin içinde. Herhalde orada adam ne yapıyor? Lafını böldüm. Kusura bakma, yaşça benden büyüksün. Onlar şu kadar bindirmiş, bu kadar orta yapmış. Yok bu kadar onlara bakar mıyım ben? 3 kere gidersin, 2 kere arkadaşınla buluştur, tabela yaparsın. 2 kere sağlam kademeye girersin. Ya gol yemeye engel olursun. Bakmam. Anladın mı? Hiç bakmam. Yani onu işte o scout da bazen yanıltıcı olabilir. İnanmasın. Hiç çıplak gözle kardeşim futbol hakkı. Ben onlara bakmıyorum. Bak şimdi. İstatistiğe hiç bakmam deme hocam, linç yiyeceksin şimdi. Ya istatistik tabii ki. Belli bir yere kadar bakar. Bazı yerde yanıltıcı olabiliyor Koray. %74-26 oluyor. %74-16 yeniliyor ya falan yani. O istatistikler de önemli tabii ama şu var bak. Mesela neye mesafe bakalım, koşu mesafelerine. Benim için çok önemli. Ya adam diyor 13 kilometre. O da yanıltabilir hocam. Doğru koşu, doğru pozisyon alma. Bir şey söyleyeyim. Ya tamam da oraya gelen adam herhalde çoban değil. Şöyle söyleyeyim. Ben bunları çok yaşadım. Ama yalancı koşular da var. Biliyorsun hocam, vefakatçi gibi yanına git. Ben bunu çok yaptım. Futbolcular da yapıyor yani. Yalandan orayı takip ediyorsun. Ya işte onu ben yemem. Refakatçılık yapıyorsun. Git gel yapıyorsun. Öyle bakıyorsun istatistiğe. Bu 13 kilometre, 12 kilometre koş. Önemli olan onu kaçırmamak. Doğru yerde pozisyon alıp onun böyle önüne geçmek. Şimdi bu da önemli bir şey. Bir sus, motorun soğusun bir dakika. Tamam hocam. Şimdi heyecanlıyım, kusura bakma hocam. Dün bir telefon geldi bana. İlk defa hayatımda bir şey yaşadım. Onunla ilgili zaten yayınımızın ne zaman, hangi bölümünde bilmiyorum. Evet. Koray bahsedecek, söyleyecek. Yani Beşiktaş'la ilgili önemli bilgiler aldım. Öyle mi? Yani tamam, çok fazla ben Okan'ın enerjisi normalde hep yüksek ama şu an niye daha yüksek biliyor musun hocam? Dün bir telefon görüşmesi yapmış. Anlatacak mısın? Birazdan anlatacak. Beşiktaş'ta transfere dair bilgiler edinmiş. Yemin ediyorum gerçekten sordum, ne bana da söyledi. Yok dedi, şimdi sana söylersem dedi sonra yayında unutuyorum, eksik söylerim. Bana söyleyince çünkü yayında da söylediğini zannedip karıştırmasın diye hiçbir şey de söylemedi. Ya hocam 4 senedir bir özlem var. Yani Aralık'ta, Ocak'ta yarıştan, kupadan, şampiyonluktan kopuyorsun. Taraftarın bir beklentisi. Tabii ki de şu anda gelen yönetim bir şeyler yapıyor, mücadele ediyor. Yaptığı transferler çok önemli transferler ama artık devamının da gelmesini istiyor. Onlarla ilgili önemli bir telefon aldım. Yani müthiş haberler aldım. Beşiktaş taraftarı... Teklif aldın zannediyorum yok, Okan. Sevindin hocalık ya. Hocalık yok bende. O tür şeylerde gözüm yok benim hocam. Yani. Ne demek gözüm yok? Ya burada bizim biliyorsan, amacımız derdimiz... Onu bırakmış, onu istemiyor. Bizim amacımız derdimiz burada bazı şeyleri dile getirmek. Bazı insanların beklentilerini karşılamak. Sonuçta kime herhangi bir futbol severe o fırsatta olsa onlar da aynı şekilde yapar. Yani aynı bir duruşu sergilemek zorunda evet. kalın. Ben de bununla ilgili yani insanlara bazı aldığım bilgileri aktarmak istiyorum. Bazılarının üstü kapalı anlatacağım. Çünkü transfer dönemleri biliyorsun sıkıntılar yaşanıyor ki Beşiktaş kulübünün de o yöneticileri ve hatta arayan kişileri de zan altında da bırakmamak gerekiyor. Sonuçta o güven duygusu çok önemli bir şey. Güven. Okan Koç bunları bize anlatacaksın ilerleyen dakikalarda. Anlatacağım. Neden ilerleyen dakikalarda diyoruz? Şu an kulüp gündeminde en sıcak haber tabii ki Rafa Silva'nın Beşiktaş tarafından transfer edilmesi. Ama bugün milli bir gün. A milli futbol takımımız her şeyden önce geliyor bizler için. Ya dün konuşuldu. Rafa Silva konuşuldu. Yani bugün de çok önemli bir transfer. Onu da konuşacağız. Milli takımla başlayacağız. Ardından hem Rafa Silva'yı konuşacağız. Hem Beşiktaş'ta Okan Koç hangi haberleri almış. Onları da canlı yayında aktaracak. Dediğimiz gibi ben de bilmiyorum. Merak da ediyorum. İlerleyen dakikalarda onu konuşacağımızı söyleyelim. Özellikle Beşiktaşlar ekran başından ayrılmasın. Yine A-Spor Radyo ortak yayınındayız. Radyodan da bizi dinlemeye devam etsinler diyelim. Milli takımla başlayacağız. Gözünden anlar dedi teknik direktör heyecanlı olup olmadığını. Son antrenmanları izlediniz mi milli takımın? Gördünüz mü? Futbolcunun şey gözünden heyecanı var mı şu an Çekya maçı öncesi? Herhalde olmaz olur mu ya? Şimdi bu yani çok kader maçımız. Ha yenilebilirsek de belki çıkacağız ama 2-0 mağlup bile duruma düşsek çıkıyormuşuz galiba en iyi üçüncü olarak. Öyle bir söylentiler var. Tam bakmadım istatistiklere. Ama burada başarı önemli. Şimdi işte bir en ufak bir şeyde hemen eleştiriler başlıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben maçtan evvel söylüyorum ne olacağını. Yani maçtan sonra yorum yapılır tabii ama maçtan evvel mesela şu kadroyla çıkarsa başarılı olamazsın. Yine söylüyorum. Bugünkü maçı da söyleyeyim ben. Bak. Sahaya girmeden şeyi konuşalım mı? Şu son dönemdeki meseleler mesela siz bir teknik direktör olarak bilmiyorum denk gelmediğim için ben belki konuştunuz daha önce A-Spor'da da Montella'nın Arda'dan yeleğe alması vermesi siz antrenmanda mesela bu son derece normal diyor çoğu kişi hayır, ama öyle normal siz ikinize olmaz. De soracağız. Hayır, sıkıntı hayır. Var mı o görüntü? Var tabii. Olur mu öyle şey adamın elinden al buraya? Ya daha evvelden onlar bellidir. Bravo hocam. Çağırırsın tamam mı? Bravo hocam. Onlara verirsin, onun elinden al, ona ver. Ondan sonra o çocuk ortada kaldı böyle. Tamam mı? Ne yapacağını şaşırdı falan. Öyle şey olur mu ya? Yani öyle antrenörlük olmaz. Kusura bakma. Araya girebilir miyim? Bitirdikten sonra. Neyse. Tabii. Yani öyle bir şey, öyle bir şey sen ne o senaryo olmaz yani. Siz böyle hiç kimsenin elinden yelek almadınız mı bugüne kadar? Olur mu öyle şey? Onlar belirlenir zaten. Ya yardımcısına verir yani. Hoca. Yardımcısı alır götürür. Hoca girmez o diyaloglara. Teknik adam girmez. Yalan mı hocam? Herhalde. Ya ben de versem elinden alıp olmaz. Çocuk hadi aldın. Çocuk kaldı sağa bakıyor sola bakıyor. Bilmiyor. Bravo hocam. Yok. Böyle bir şey olur mu? Bravo hocam. Milli takım burası. Bırak milli takımı ya. 3. ligde olmaz. İyi ki Arda çekip gitmedi orada. Ben olsaydım var ya. Bak bırakır çıkar giderdim biliyor musun? Çıkar giderdim yani. Ne yapıyorsun sen bana ya? Ya bir de o çocuk şimdi var ya. Ya bütün özgüvenini kaybetmiştir. Bu yapılan olaylardan sonra. O kadar diyorsun. Ya bir de ben demin seni dinledim. Senin programında diyor ki işte Arda'nın diyor işte şu kadar oynar. Ya bıraksınlar bu işten. Hangi doktor ne kadar oynayacağını ya. Bırak ya. Ben böyle bir şey ya, cahilime versinler o doktorlar falan da inanamıyorum. Diyor ki işte şey diyor işte ya golü attıktan sonra bak. Golü attı gösterdim burada. Golü attıktan sonra depar attı. Ben hayatımda gol atıp da 2 metre koştuğumu hatırlamıyorum. Bitiyordum bak vallahi diyorum sana. Biterdim orada kalırdım. Elimi kaldırdım falan filan. O dünya kadar gol attım. Ya bu adam golü attıktan sonra gösterdim depar atıyor. Ya bıraksın boşuna çıkarttı orada da onu. Belki çıktıktan sonra belki tepki yapmıştır içeride falan. Bana göre ben de olsam yaparım. Şimdi Montella'ya ben soruyorum. Golü atmasaydı ne olacaktı bugünkü şeyde? Hadi maç bitti 1-1. Bir düşünüyor mu bakayım Montella? Çıkarıyordu zaten onu. Ama Gürcistan maçından bahsediyorsunuz. Sen de orada geçen Ceyda'yla şeydeydim, yayındaydım. Sen de çıkarsın falan diyormuşsun. Sen evet, de sınıfta kaldın. Ya, bitti, sınıfta kaldın. Olmaz. Nereye çıkarsın? Bak bu tür adamlar... Ama savunma katkısı yeterli veriyor muydu sağ taraftayken? Bak, sonra Barış'ı oraya çekti. İleriye şey ortaya aldı Arda'yı. Şimdi birisi de senin gibi aynısı bana yazmış. Diyor ki Arda varken diyor orada 4 tane pozisyon yakaladı rakip diyor. Bak şimdi. Arda çıktıktan sonra kimi aldı oraya? Salih'i aldı. Kimi aldı? Merih Demirel aldı. Tamam mı? Ondan sonra biz 4 tane pozisyon verdik. Bravo hocam. Bak Arda çıktıktan sonra milletin kafasında öyle bir algı yaratıyorlar ki. Tamam mı? Ama soldan sen... Gürcistan geliyor mesela. Alardı içeri o zaman abi. Kardeşim, sağ tarafa işte gidip gelecek, onu takip edebilecek. Ya geliyorsun ya gelecek. Tamam bak, sıkıntıydı ben... da sen Arda'yı içeri alsan oraya gidip gelecek takip edecek ya, adamı şimdi, koyarsın. Maçın başında barışacak sahaya. Bak işte maçın başında. Bak şimdi Çek'le oynuyor muyuz? Çek'ten iki beki kim? Güvençli Okan. Ben bunların önüne iki tane adam koyarım gelmesinler. Bravo. Yani. Tempolu kim var? Orada Barış var bir. Kenan bile temposu yok o kadar. Kenan var mesela. O yeni adamlar. Yani onları şey yapacak. Onları da kontrol edecek iki tane adam koyarım. Şimdi sol bek geliyorsa, tamam mı? Sağ bek geliyorsa mesela Ferdi'nin önündeki adam. Olmaz abi. Onun da temposu yüksek ya bir hocam, adam koyacaksın. Gidip geliyor çünkü. Çok önemli bir yere değindim. Bek oynadım. Bek oynadığım dönemlerde hadi gidip gelemeyen bir kanat forvetle karşı karşıya oynadığım zamanlarda karşımdaki adam çalım atıp skor yapıp asist yapıyorsa, orta yapıyorsa tedirginlik yaşıyorum. Çıktığım zaman arkayı boşaltıyorsun. Yani Kenan bunu yapabilecek potansiyelde, takip edebilecek. Kendisi demedi mi? Benim dediği özelliğim kanat forvetlerinin çok fazla geriye gelmemesini istiyorum. O zaman olmaz. Sen, yani bu olmaz hocanın dediği gibi. O da hocam olmaz. Yani yanlış sonra... gelecek, kovalayacak arkadaş. Bak şey kim geçen şey ne o? Modric. Sağ bek gol attı biliyor musun? Geldi oraya ama gol attı adam. Adam gol attı ya. Kovaladı onu orada, yetişemedi ama. Sağ bek gol attı. Antalya maçında mesela Semih. Sağ bek çocuk golü attı Antalya'dan. Semih oralardaydı ama topa bakarken arkadan adamı kaçırdı. Bünyamin'i golü attı. Kaçırmayacaksın. O seni mark ediyorsa, kontrol ediyorsa sen de onu kontrol edeceksin. Şimdi Barış iki yönlü oynayan bir adam. Koy oraya. Oyuncuyu da bitiriyorsun sen santraforda. Yani ya bir şey söyleyeyim. Santrafor koy. Ya şimdi bu adamı ben nerede Adana Demirspor'dayken beğeniyordum. Niye biliyor musun? Santrafor vardı. İki tane. Hasan Bolong namına bir tane de evet. Şey bizim öbür çocuk vardı. Siyahi. Balotelli. Onlar oynatmıyordu. 4-6 orta sahada oynatıyordu. Evet. Hoşuma gidiyordu. Şu koy şimdi. Bak şey ya millet ya balık hafızalı herhalde ya. Almanya'yı biz nasıl yendik biliyor musun? Kaç ay oldu Almanya maçında özel maçta 3-2? Hatta tahmini ya boş ver. Hatırlamıyorum 3 ay falan oldu. 5 ay olsun 6 ay olsun. Şimdi sana takımı sayıyorum. Orta sahayla forveti. Salih, İsmail, Hakan Çalhanoğlu. Üçü. Doğru. İleride kim biliyor musun? Sağda İrfan. Santrafor kim? Yusuf. Yazıcı. Solda Kenan. Bak 5 orta saha. Şimdi bizden de böyle bir şey var. Ne diyorlar ya? Topu kim taşıyacak? Ulan 3 tane gol atmışım ben. Topu kim taşıyacak var ya. Ya böyle bir... 7 ay olmuş bu arada. Neyse 7 ay manyaklık var ya böyle bak manyaklık diyorum yani. Şöyleymiş söyleyeyim mi 11 o gün. Almanya'yı yendiğimiz hazırlık maçında 11. Sadece bana da soracak mı soruyu en sonunda? Soracağım. Şimdi hoca konuyu açmışken. Kalede Altay varmış. Savunmada Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi. Önlerinde Kaan, Emre, İsmail. Emre'ye bakıyorum. Emre Akbaba. İlerideki üçlü İrfan, Kenan, Yusuf. Tamam. Şimdi sonra değişiklik oldu. Salih sonradan ikinci yer oyunu almış. Salih, İsmail. Abdülkadir Ömür'ü almış. Yusuf Sarı'yı almış. Bak. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı. Bunlar sonradan oyuna girmiş. Şimdi ben tek iddia ediyorum. Salih. Tamam mı? Evet. İsmail ve Hakan. Bunlar üçü oynasın. Bir kere orta sahan güçlü olur. Kesin. Salih, İsmail... Hakan üçlü. Bu oynasın. Ya bizde şöyle bir şey var. Bizim medyada da bu, antrenörlükte de bu. İlla işte diyorum ki Montero bunu yapıyordu. İleride ya Yusuf Yazıcı santifor mu oynar? İrfan sağ açık mı oynar? Yani normalinde hani sağ sol falan. Kenan ileri üçlü öyle. Yani değiştirmeden evvel. Şimdi sen bunları böyle çıktığı zaman böyle olur mu? Santifor yok bilmem ne. Olmasın gene koy. Gene aynısını koy. Eğer bugün yenilirse de var ya ben ne dersen değil gelin bana söylesinler bak. Aynı üçlü koyarım. İleriye ne olur? İrfan yok şimdi Arda'ya koyarım. Ama sol bek geliyor mu? Ya, o kadar bilmiyorum. Yoksa hangi tarafa yapsa Barış'ı koyarım bir tarafa. Ya Salih İsmail yap. Önlerine Arda'yı koy. Sağa Barış'ı, sola da Kenan'ı. Önde de Semih'i ve hatta Cenk'i. Yani bu kadar basit. Yok, hayır. Üç orta sahaya koyarım. Şimdi kadroya birazdan konuşalım mı? Çünkü tamam. Şu Okan'a sözü vereyim şu Arda konusunda. Senin elinden hiç yelek alındı mı antrenmanda? Alındı tabii. Teknik direktörün tarafından. Oluyor yani değişmeler oluyor. İlk yarı ilk 11'de olduğun zaman sarı yelek verilir. Yedekler... Montella Arda konusu hani hoca dedi ya. Oraya değineceğim müsaade edersen. Senin elindeyken hiç yeleğe alınıcı oldu mu? Onu anlatıyordum zaten. Ama maçtan. O türlü sormuyor. O türde alınır. Bu türde mi diyorsun sen? Tabii. Ha, bu türde alınmadı. Hiçbir zaman böyle bir durum yaşamadı. Kimse almaz ya. Diğer türlü mesela hoca biliyor mesela deneme amaçlı ilk başta sana bir şans verir. Bakar çok fazla senden emin olamayabilir. Gider öbür arkadaş da o pozisyonda dener maç antrenmanında. Biliyor hocam maçtan 2 gün önce bir maç provası yapılır. Ya şimdi konuya aslına gelin. Şimdi hocam çok iyi bilir. Örnek mesela Arda çok potansiyelli, yetenekli. Herkesin göz bebeği, çok sevdiği ve hayal kurduran bir oyuncu değil mi? Evet. Yani ben her zaman söylüyorum 4 senedir de kardeşim Arda Fenerbahçe'de ilk formayı günden bugüne kadar Arda'ya veririm formayı diğer oyuncularla şekillendirme. Al, hangisi alıyorsa alsın kardeşim. Arda seni skora taşır, hedefe taşır, şampiyonluklara taşır. Yani Arda skor yapar. Arkadaşlarını hem oynatır hem oynar. Öyle potansiyelli bir oyuncu. Şimdi hocam çok iyi bilir. Diyelim ki o potansiyeldeki bir oyuncu veyahut da fark etmiyor. İlk 11'de düşünülen bir oyuncu. Kas yorgunluğu mu var dendi değil mi? Adele yorgunluğu, kas yorgunluğu. Doktorla konuşulur. Doktor gider hocaya der. Hoca der Arda'nın bir yorgunluğu var. Çok fazla risk etmeyelim, risk almayalım değil mi? Onun akabinde hoca da der tamam kardeşim der. Arda o zaman sağ kenarında düz koşu yapar. Düz koşu yapsın der. Düz koşu yapacağı zaman da spor ayakkabılarını giyer. Jog koşu ayakkabıları vardır futbolcu. Fizyoterapist de yanına verir. Fizyoterapistin yanına verir dediği gibi hoca. Onunla beraber onunla eşlik edip kenarda sağda koşu yapar ter atmak amacıyla. Yani hamlaşmasın. Jimnastik stretching yapar dediği gibi mesela. Hafif bir koşu stretching. Şimdi bakıyorum Arda koşuya katılmış. 5'e 2'ye katılmış. Kramponları var altında. Hocamın zaten anlattığı gibi formayı alıyor ediyor. Arda şaşırıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Kusura bakmasın. Kimse bana mamalı anlatmasın. Biz oralardan geçtik. O yollardan çok geçtik. Bazı şeyleri fark ediyoruz. Anlıyoruz da milli takım maç olduğu için farklı yerlere de girmek istemiyorum fazla. Yani hocam da çok güzel özetledi. İşin aslı gerçeği budur kardeşim. Yalan mı hocam? Ya bir de adamı bitirdin ya. Ya bu bütün özgüvenini kaybettin söylemiş. Yani. Onu bir hazırlayabilir miyiz? Dünkü basın toplantısını hem İrfan Can Kahveci hem de Vincenzo Montella açıklamalar yaptı. Ya bizim yaptı. Elimizde Kenan, Arda, Semih. Yani bunlar çok potansiyelli. Geleceğimiz bizim ya. Semih 2 maçtır süre almıyor, dakika almıyor ya. Yok neymiş hazırlık maçına şans vermiş ne yapmış. Adama pas gelmedi. İstediği gibi oynamış. Daha yeni baş. Sen bu adamı oynata belli bir seviyeye getireceksin. Şimdi orada oynayan oyuncu kim? Barış. Barış oynatıyorsun. Bakıyorsun 2 maçta kaleye şut çekiyor. Oyuncuyu da bitiriyorsun. Al sağ tarafta. Sezonun en iyi futbolunu nerede oynadı Barış? Sağ solda. Hem rakibi takip ediyor hem hücum anlamında katkı sağlıyor. Semih al en azından o ceza sahasında Gürcistan maçında bir şeyler yapar. Aralara girer, şut çeker, ortalığı karıştırır. Ya bu adam kazanmamız gerekirken biz bu adamları hocamın dediği gibi Arda'yı, Semih'i, Kenan'ı kaybetmeye mi çalışıyoruz ya? Bunlar bizim değerimiz. Siz bugün varsınız, yarın gittiğiniz zaman bunlar bizim elimizde olacak. Bizim evimizde olan insanlar ya. Kusura bakmayacak kimse. Bunlar benim değerim, benim futbolcum. Yani burada biraz daha milli takımın teknik direktörü ve oradaki onun tepesindeki insanlar istişare yapıyoruz diyor ya kadro seçimlerinde onda bunda Hamit Altıntop. Evet. Kardeşim sen milli takımın sana ihtiyacı olduğu kadar senin milli takıma ihtiyacın yoksa bu Türkiye'de 80-90 milyon 100 milyon insan var futbolu milli takıma aidiyetleriyle katkı sağlamak isteyen futbol adamı olup olmamak şart değil. Ama hep bizim istediğimiz bir şey var objektif. Hakikaten hakkaniyetli, adaletli bir şekilde kadro seçimi veyahut da oyuncu seçimi yapılması gerekiyor. Biz bunları hep söylüyoruz. Ama kusura bakmayacak kimse böyle devam ederse olan bize oluyor. Yabancılar gidiyor. Bak bir şey soracağım, bir şey görüntü gelmeden evvel. Evet. Şimdi bir kişi çıkıp da orada demiyor ki bak algı yanlış. Sanki Arda varken çok hücum yemişiz falan filan pozisyona girmiş. Yanlış. Yalan yanlış bir şey. Bana yazan da öyle biri söylüyor. Birisi dese ki ya tamam hocam Arda'yı aldın. Aldıktan sonra adamlar 4 tane gol kaçırdı. Bir de Meri Demirel'i aldın. Salih'i aldın. Savunmaya 2 tane. 4 tane gol pozisyonu girdi. Bana bunu bir anlat bakayım. Ben bir anlatabilir miyim? Arda bir dakika dur sen de hoca bir dakika. Hocaya bunu kimse sormuyor. Ama bak ya, algı gene yanlış. Sanki Arda varken biz o pozisyonlar Arda varken sanki gol kaçırmışlar şeyi yaratıldı. Algısı yaratıldı. Yanlış. Olur mu öyle şey? O zaman bana onun cevap ver. Ya bunu bazen, kimse sormuyor orada. Bazen ya. Defans oynadığın zaman 3. bölgedeki oyuncular formsuz, etkisiz. Ama hoca öyle bir şey demiyor ki Arda'dan sonra Arda pozisyon verdik dedi mi hoca? Niye çıkarttın? Yoruldu diye çıkarttı. Tamam, yoruldu. Girenler ne oldu? Sen anne ne yaptı yani? Gürcistan maçında hatırlar mısın? Orta sahada bir altını var pır alıyor müthiş oynadı. Evet. Levante'de oynadı. Ondan 2 sene önce 2. liglerde falan oynamış. Bak muazzam bir oyuncu. Onu takip etsinler. Tanımıyorum etmiyorum ama bir ara orta sahadan yara gitti. 2-1 yaptı. Kaleciyle karşı karşıyayken son anda Arda takip edip kademeye girdi. Direkten döndü. Orada 2-2 olsa Arda takip etmeseydi ne olacak? İşte bu oyuncuları oynata belli bir seviyeye getirirsin. İşte Arda takip ediyor. Bazen de en iyi defans iyi hücum yapmaktır derler ya. Burada bu seviyedeki oyuncuları gördüğü zaman defans hattındaki oyuncular tedirgin oluyor, çıkmıyor. Ama senin öndeki oyuncular masa tenisi gibi atıp geri dönerse defans oyuncusu Pepe nasıl oldu Portekiz maçında? Soldan geliyor, orta yapıyor, içeri giriyor, dribbling yapıyor. Evet. Ama sen onu tedirgin, tehdit edersen, orada alıp topu sürüp sonucu hata sonuçlandırılan bir forvetle oynarsan veyahut da orta saha ikinci forvet arkası oynarsa ne olur biliyor musun? O adam tedirgin olur, çıkmaz. Şimdi Arda orada yoruldu mu? Rakibi takip edemiyor değil mi? Al baba içeri Barış'ı sağa. Al Semih'i veyahut da Cenk'i. Ya çok basit. 2 tane hamle yapacaktı ya. Barış'ı sağa. Arda'yı forvet arkasına, ön tarafa Semih'i. Montella neler söylemiş bir hatırlayalım o zaman bu eleştirilere. Hem Güvenç Hoca eleştirilerini yapıyor hem Okan Koç, ki spor kamuoyunda da çok fazla konuşulmuştu. Dün İrfan Can Kahveci ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Bu tarz eleştirilere de hem Arda'ya dair soru işaretlerinde kafalardaki soruları gidermeye çalıştı Montella. Hep birlikte izliyoruz. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları bu şekildeydi. Arda'ya yönelik ifadelerini dinledik. Son olarak İrfan Can Kahveci takımcılık işlerini bırakmamız lazım diyor. Milli takım bayrağı altında diyor. Forma adaleti olan hiçbir yerde, bak özellikle milli takım duyguları çok ağır basar insanların, Türk halkının. Forma adaleti olan yerde Türk halkı hiçbir zaman sitem etmez ve hatta hep koymaz. Takımcılık da mesela şimdi onların tabir ettiği, mesela İrfan şunu demek istiyor yani. Kendi takımındaki oyuncu niye oynuyor, oynamıyor falan. Ben de yani İrfan'ı tabii ki de orada yani sonuçta bir liderlik vasfı olan bir oyuncu, abi karakterinde olan bir oyuncu olduğu için yani biraz bu Türk halkının gerginliğini alabilmesi için yani sağduyulu konuşmuş. Ama ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben Gürcistan maçında kazanan, iyi oynayan bir takım, tamam pozisyon verdi, defansif anlamda SOS'ler yaşadı yani takım boyunda, takım alan markajlarında falan sıkıntılar yaşadı da yani o takımı Arda kas yorgunluğu, adele yorgunluğu, belki bazı sebeplerden dolayı da oynatmamış olabilir. Şimdi kötü oynayan oyuncular, örnek mesela Barış Alper nerede oynuyordu? Forvet'te. Ya Barış nereden? Barış'ta en iyi performans nereden aldı? Sağ tarafta. Kanatta. Sol tarafta Kenan çok iyiydi. Kenan'ı al solda, devam ettir. Öne al Semih'i, Cenk'i, sağa Barış'ı al. Orta sahayı 3'te. Portekiz'e karşı oynuyorsun. Orta sahalarında görmüyor musun? Müthiş işler yapıyorlar. Hem ofansif hem defansif anlamda üretken, bağlantıları kuran, adam eksten. Müthiş potansiyelli oyunculara karşı. Hocamın saydığı üçlüyle oyna orta sahayı. Ön tarafı da üçlü süratli oyuncu. Semih'i koy, sağ tarafa Barış'ı, solda Kenan'ı. Yani sen niye oynuyorsun bir anda takımla? Bir anda takımın dengesini, sirayesini kaydırıyorsun. Kusura bakma. Sen forma adaletini ilk önce o takımın içindeki oyunculara benimset. Sonra zaten o futbolcular sana maksimum performans verir. Okan arkaya gel bir de arkaya ya. Bekliyorum. Ya oralara da geleceğim. Şimdi sen başlattıktan sonra. Kadroyu birazdan konuşacağız. Yani, şimdi şunu söylemek istiyorum. Sen bunu oradaki oyunculara yaşatamıyorsan Türk halkı bunu görüyor. Futbol sever insan bunun farkında. Türk halkı futbolu çok iyi biliyor. Hocam en az senin kadar biliyordur izleyen insanlar. Ama sen bu adaleti sağlayamazsan bu tepkilere maruz kalırsın. Kusura bakma. Kimse bunu kabul etmez. Ben buna defans anlamında da hoca söylüyor yani. Şimdi biz bakıyorsun ya her şeyi geçiyorum bir kenara koyun. Portekiz milli takımının hocası ne dedi basın toplantısına? Defansif yönüne sıkıntıları olan bir milli takım değil mi? Bir Türkiye milli takımı. Ya sen bunu görüyorsun, yaşıyorsun. Ya ona göre bir önlem alsana ya. Orta sahayı kalabalık tut, takım boyunu kısalt. Adamda alan, adam markajı. Yani oradaki tehlikeli bir oyuncu, oyunculara yeri geldiği zaman ikili sıkıştırma, yeri geldiğı zaman baskı, yeri geldiği zaman Yugoslavya falan. Bunları niye oyunculara anlatmıyorsun? Bravo Okan. Bir dakika burada destek hocam. Yapayım ben. Dur. Çok güzel söyledi. Meri'yi aldın. Salih'i aldın. Stoperlerin var. 4 tane pozisyona girdi. Bravo bak. Çok güzel şey söyledin. Sen orada adam baskı yapmazsan ceza sahasının içerisinde zaten ilk gol yediğimizde de 3 kişi orada elini arkaya koymuş Abdülkerim. Ayağa kalkabiliyor muyuz ya? Bir pozisyon göstereceğim sana. Pozisyon nerede? Ya pozisyon burada arkada göstereceğim pozisyonlar. Genel yani hocamın bahsettiği konuyla biraz canlandırarak. Adamları yan yana yani adam pozisyon mu var onu diyorum. Birebir oynatmazsan ceza sahası içerisinde tamam mı? Evet. Boş adam bırakırsan istediğin kadar kalabalık ol. Ya hocam, sen Arda'yı bir dakika bak. Arda ile ilgili son bir şey daha söyleyeceğim. Hepsi palavra. Şimdi diyor ya ne La Fontaine'den masallar mı diyorlar? La Fontaine'den masallar atıyor. Evet. Ya kardeşim yok karar vermiş de bilmem ne de para atamıyormuş da bilmem ne. Bırak ayak kopsun kardeşim. Milli maçta ya burada ne oldu? Adam sakat oynadı. Ama sonraki maçlarda da lazım. Ya bırak ya ne lazım? Adamı bitirdin. Sen psikolojisi futbol... Ya bu özgüveni kaybettin. Bir dakika. Toparlar hocam. Bir dakika. Hamit Altıntop'un Arda ile ilgili açıklamaları var. Onun ekrana bir grafiğini yansıtalım. Adamı bitirdin diyor Güvenç Hoca. Evet. Hamit Altıntop hiç öyle bir şey yok diyor. Nasıl yok? Futbol oynamamış mı? Bak hocam ne diyor Hamit Altıntop? Ha, ne diyor? Diyor ki Arda sosyal medyayı ciddiye almıyor. Arda akıllı bir çocuk. Ha. Zaten o kültürde yetiştiği için yazılanlar, yapılanlar ve eleştirilerin farkında, neye nasıl tepki vereceğini biliyor. Hocasıyla birebir yaptığı konuşmalar onun için daha önemli. Montella'nın kendisi hakkında ne düşündüğünü biliyor. Onun için sosyal medyadaki hiçbir şeyi ciddiye almıyor. Kendi idmanına ve performansına bakıyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Arda bitmemiş diyor yani. Git demiş de okey'e dönüyor. Bitmiş ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş. Ya hocam etkilenmiyor. O kadar değil de. Ya ne bir şey ya arkadaş. Devamı var. Devamını da verelim. Onu motive eder yani. Niye etkilenecek? Ya tüm Türkiye arkasında onun ya. Onu önemli olan negatif anlamda etkileyen kim biliyor musun? Oynatmayan, yanında durmayan, arkasında durmayan. Ya hadi kas yorgunluğu var. 3-0 olmuş bu oyuncuyu niye oyuna atıyorsun? Atma, bitmiş, kopmuş maç. 1-0, 2-0'dan sonra 45 dakika, 30 dakika oynayan oyuncu 45 dakika oynayamaz mı kardeşim ya? Geçecekler bize mamamız ya. Biz bunları bilmiyoruz, yaşamadık sanki. Maçını kazan. Diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Güvenç Hoca'ya burada bir cevap bu yani. Hayda. Her şerde bir hayır vardır. Kötü yorumlar bizi daha da kenetledi. Güvenç Hocam sizi söylüyor. Hocam ben sana cevap vermiştim. Ben maçta neden söylüyorum? Kötü yorumu. Bu kampa fitne fesat giremez. Bravo. Bak bir laf var. Bir doldur boşalt jandarma Reşat. Biliyor musun? Doldur. Ya böyle bir şey olmaz. Bak adamın, bak şeyi aldığı zaman, formayı aldığı zaman elinde P.3 hani 3 harfliler diyorlar tamam, ya hocam boş ver orayı. O, yani böyle kaldı çocuk ortada, nereye ne yapacağını şaşırdı. Öyle bir şey olur mu ya? Orada yardımcıları da kovarım ben olsam. Ama etkilenmemiş hocasıyla bile konuşuyor. Kim diye etkilenmemiş ya? Bıraksın bu işleri ya. Ne etkilenmemiş ya? Fitne fesat giremez demek istiyor. Diyor, öyle diyor. Giremez zaten diyor. Şimdi bu tepkileri koyan kim baba? Halk değil mi? Türk halkı değil mi? Soruyorum. Türk halkı değil mi? Değil mi? Sosyal medyada tepki var. Tamam. Türk sosyal medyada tepkiler kim abi? Ahmet, Mehmet, Ardahan'da, Kars'ta, işte örnek Trakya'da, Edirne'de, Akdeniz'deki Türk halkı bu tepkileri koyuyor. Onlar yani, da var. Normal troller de var. Ya o trolleri bir kenara koy. Onlar bilmiyor kimin ne olduğunu. İnsanlar, şimdi bu normal tepki koyan insanlar fitne fesat mı sokmaya çalışıyor milli takıma? Ya kusura bakmayacaklar abi. Konuştuklarında. Bak hayır kardeşim. O kurumu temsil ediyorsanız kardeşim kusura bakmayacaksın. Sen daha önceki yaptığı ithamlar, masallara vurmaları falan filan. O vücut dilleri ilgilendiriyor. Hayır, beni ilgilendiriyor. Sen o koltuğa oturuyorsan o kurumu ama ben bak Arda'yla şimdi maça gelelim. Sen Türk halkına hitabeni biraz daha dikkatli kontrol yapman. Fitne fesat mesela kim sokmaya çalışıyor? Söylesene. İşte. Bazı medya mensupları diyebilirsin. Bazı işte troller diyebilirsin ama fitne fesat genellendirme yapamazsın. Kusura bakmayacaksın hocam. Diyorlar ki mesela menajerler milli takımı yönetiyor diyor. Bunu bir fitne fesat olarak algılıyor olmaları. Onu söyleyeceksin o zaman. Sen şimdi burada genel ama ne yapıyorsan önü açık bir konuşma yapıyorsun kardeşim. Ben de üzerime alınıyorum. Ahmet de alınıyor, Mehmet de alınıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki insan da alınır bunun üzerine. İnternette okudum. Doğru olabilir. Çünkü benim de menajerimdi Metin Korkmaz. Elini üzerinden çek demiş Samsunspor'un başkanı. Milli takımın üzerinden elini çek demiş. Kime demiş? Metin Korkmaz'a. Peki bu açıklama bir dakika hocam. Kaynak kim? Hocam bir soru sormak istiyorum. İnternetten okudum. Olabilir. Haber kaynağınız neresi? Ne bileyim internetten okuyorum. Troll haberler oluyor hocam yani güvenme bazı. Uydurma olmaz o. Niye olmaz? Hocam sen sosyal medyada her okuduğunu burada televizyonda farklı troller yani trolleştirmeye çalışıyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Benim menajerim de Ardam ya. Bir daha ismini söylemeyeceğim ya. Benim menajerim ne yaptığını benden iyi kimse bilemez. Hayır sosyal medyayla ilgili söylüyorum. Dikkat et hocam. Gerekli açıklamaları yaparım ben onun hakkında. Daha başka şeyler olur. Yani şu var. Bu kendi futbolcularını adamı getiren o. Tamam mı? Yani bu Montella'yı Adana Demirspor'a. O milli takıma da gönderen o hemen hemen başkanla birlikte. Bana göre doğru bir iş yaptılardı. Bu da bozuldu. Bozuldu yani. Şeydeki Adana Demirspor'daki oyun anlayışı, taktik anlayışı falan felsefesi değişti adamın birden. Nedense. Veya değiştirdiler. Şimdi orada İster ki kendi oyuncusu oynasın, transfer yaptırayım. Herhalde onun için söylemiş olabilir. Bakıyorum olaya şimdi. Ya ben Yusuf'u çok beğeniyorum. Bak Galatasaray'da en son bir pas atmıştı. Gitmeden evvel. Niye bunu verdiler falan demiştim. Ama şimdi Arda... O pasta kaldı hocam. Ondan sonra devam. Yusuf var ya şeye giden. Yazıcı mı? Yok. Sarı. Yunus. Yunus diyorum işte. Yunus Akgüler. Çok da beğendiğim birisi. Yunus da şimdi Arda varken onu ben oynatmam. Ha tempolu gider gelir bilmem ne. Bak tekrar söylüyorum. Arda'nın golü attıktan sonra O koşuşu, o topa kuvvetsiz adam vuramaz. Bak futbol oynadık biz. Geçenlerde bir halı saha maçı oynadık. Gol yedik. Ben de topu aldım, santraya koydum. Yakın ya. Depar atabiliyor mu hocam? Ya yok ya. Nereye atacağım? Al var yapayım. Dinle bak. Şimdi dedim kaçılın dedim. Bak şimdi Okan. Kaçılın dedim. Karşımdakine dedim ki işte böyle tanıdıklarla oynadım. Evet, evet. Kaçın açın dedim. Barajı açın de. Kaleye vuracağım. Yok santra yapılacak. Açın kaleye vuracağım dedim. Olacak. O kadar iddialı konuştun. He, dedim ki sağa doğru vur yani. O, evet. Çünkü şuraya vurursa iyi vuramam. Şuraya at dedim yanındakine. Abi topa bir vurdum. Top kaleye zor gitti. Şunu anlatacağım. Kendi kendime dedim ki eyvah bitmişim. Fiyaskosun şunu anlatacağım. Kuvvetsiz adam var ya. Kuvvetsiz adam o topu vuramaz. Gidemez. Öyle topu. Atamaz. Ondan sonra da depara atamaz. Ne yorulması ya? Ya bak futbolcular ya takımın içindeki. Bir de bak, o arada şimdi ne olur hakikaten. Şimdi bek oyuna girer. Okan güzel söyledi. Al oraya Barış'ı. Evet. Görmüyor musun arkadaş? Ya bir de şöyle yani bir şey sen var. Onu al santrfor koy. Ya santrfor gibi oynat. Yapıyordun daha evvel. Bak yapmasa tamam mı? Eleştiriye rağmen Adana Demirspor'da kimse onu eleştirmedi ama. Çok enteresan. Yani herkesin felsefesine ters bütün medyanın kimse eleştirmedi. Bravo adamı ben de takdir ettim. Ama Adana Demirspor'da da yani Başkan Murat Sancak da öyle bir kadro kurdu ki ona. Tamam yani da santrforlar oynatmıyor. Ben Murat Sancak Başkan'a dedim ki. Kusura bakmayacak. Bak, hiç elleme adama dedim. Vardı. Şampiyonluğu oynayacak kadrosu tamam, vardı. Orada da iki santrfor çok iyi santrfor varken santrforsuz oynattı. Evet. Hatta başkan zaman zaman onu dile getirdi. Yok ben başkana dedim ki başkana elleme adama dedim. Ama bir tek orada bir tane stoper var duruşu yanlış dedim. Trabzon maçında gol yedirtti. İsim vermeyeceğim şimdi Türk futbolcusu. Onu öğretmesi lazım dedim. Yanlış duruyor çünkü. Evet. Biraz evvel de sana gösterdim ya burada hani. Evet evet yayına yani, girmeden. Yayına girmeden hemen. Hamit Altın. Ben o duruşun çok bak, işe yarayacağını Koray, düşünmüyorum. Bu Koray bak hoca Yunus'la ilgili dedi ya Yunus'un de Arda'yı oynatması konusunda Allah. Ben hocayla hemfikirim doğru söylüyorum. Şimdi futbolcular o sahanın içinde formayı kimin hak ettiğini senden, benden, hocadan da daha iyi bilir. Muhtemel yalan hocam, bir şey hazırlayabilir miyiz? Bak bir şey, ayağa da kalkacağım. Hazırla bütün sinirlerim bozulsun artık. Yunus'a gittiğin zaman bak Yunus'a git kardeşim ben bu kadar iddialı konuşuyorum. Ya bugün Arda oynamayacak al formayı sen oyna da. Yunus ne der biliyor musun? Ya kardeşim der ya forma Arda'nın der. Bak ben sana söyleyeyim o da onun bilincinde farkında. Şimdi defans konusuna geldi ya bir ayağa kalkabilir miyiz? Tabii. Şimdi kamera alıyor kalkabilir mi bu arada yönetmenimiz şimdi Oğuz'a hocam defans konusunda şimdi az önce ne dedik? Mesela Portekiz'e karşı oynuyorum. Portekiz'in hocası ne dedi? Türkiye'nin dedi defansif anlamda sıkıntıları var dedi. Bunu bir gün önce açıklıyor. Okan. Yediğin gollere bakıyorsun. Tamam kaleci, stoper, bireysel hatalar oldu ama pozisyonlar da verdi. 60-70'ten sonra dikkat et. Bruno Fernandes kontra hata çıkarken 4'e 3 yakaladı. Elini kaldırıyor. Öbür arkadaşlar bin diyor. Sakin sakin diyor yani. Alıyor oyunu çevirmeye çalışıyor. Şimdi bak defans hattında alan adam markajı vardır. Kalksana bir ya. Sert dur ama sonra düşme bir yere de ya şey olmayalım. Trollenmeyelim. Tamam. Biraz sert dur. Bu kadar da sert durma. Şimdi sen örnek mesela kimsin? Leo sol tarafta. Ben de diyelim sağ tarafta Mert veyahut da Zeki. Sen bu adam alan veyahut da teke tek bıraktığın zaman yüzünü bana dön. Alan teke tek bıraktığın zaman alır istediği gibi geçer. Biraz yetenekli olduğu zaman seni patates eder. Yalan mı hocam? Ki Leo da birebir yakaladı. Leo'yu diyorsun. Leo işte. Evet, Leo. Zeki'ye bayağı sıkıntı yaşattı. Yaşattı. Niye? Onu orada kim takip eder? Barış takip eder. 2'ye 1 yapkalar. Tamam. O sol taraftan golü kim attırdı? Nuno Mendes. Haftalardır bu da yayınlarda söylüyoruz. Bak o gizli sol bek oynuyor. Stoper oynuyor. 3'te oynuyor ya. Evet. Sol taraf. Devamlı çıkıyor. Bak dikkat edin. Oraya önlem alacaksan Barış da al diyorduk. Ya şimdi şunu diyecekler. Ya sen hocadan daha iyi biliyorsun. Ya bazı şeyleri biz de görebiliyoruz. Kusura bakmasınlar. Hoca daha iyi bilebilir. Bazı şeyleri biliyoruz. Orada Arda ile Yunus onu takip edemez. Şimdi defans hattında stoperler de orta sahalar da bak. Bir oyuncu bir bölge üzerinden örnekleme veriyorum ama stoperler de orta sahada da orta sahalar da buna dahil. Orkun'la Hakan da. Şimdi, tamam. Şimdi alan markajı var. Gölge markajı var. Alan adam markajı var. Bir de refakatçılık var. Refakatçılık nedir biliyor musun? Sen biraz sağa doğru koşu yap. Böyle yalandan yanında dur. Top tamam. Ayağına geldi mesela. Evet, al topu. Aldım. Örnek mesela sen bana refakatçılık yap. Tamam. Ya, ben gidiyorum mesela. Aldım topu. Geliyorum. İstediğim gibi oynayabiliyorum değil mi? Sana fake gösteriyorum. Buradan geçip gidebilirim. Tamam. Sonuçta sen bana refakatçılık. Gölge markajı da buna benzer. Ama alan adam markajı. Bir de temaslayın. Baba kusura bakma geleceksin. Sen de Leo ol. Ben mesela örnekle, orta bekliyorum diyelim. Leo, Bruno Fernandes. Orta beklemiyorsun. Top ayağına bekliyorsun. Tamam. Gelecek mesela kanattan sana top gelecek. Tamam. Geldi dön arkanı bana. Şöyle yan dön sol taraf. Kameraya dönmeyelim sırtımızı da ondan dedim. Bu tarafa doğru göster. Tamam. Mesela diyelim öyle. Mesela sana orta sahadan top gelecek. Sen çizgiden gideceksin. Abi o top dönerken. Bak hocam ne demek istediğini çok iyi anlıyor. O top bu tarafa dönerken takip oyunun içinde olacaksın. Sadece topa bakmayacaksın. Oyunu da okuyacaksın. Arkadaşlarına bakacaksın. Pozisyon anlamında nerede ne yapıyor. Onları da analiz edip okuyacaksın. Oyun içinde devamlı odaklanacaksın. Sen o adama top gel. Baba en azından gideceksin. Yakından böyle yalandan markaj yapacaksın. Tabii, rahatsız edeceksin. Bu oyuncuyu sen 2-3 kere rahatsız ettikten sonra bazı oyuncular beziyor. Sen o adama top gelsin, Leao gibi, Fernandes gibi, Ronaldo gibi, sağ tarafta işte şey gibi, orta sahadan soldan gelen oyunculara sen zaten bireysel olarak adam çalım atabiliyor mu? Atabiliyor. Süratli mi? Derin top sokabiliyor mu? Sokabiliyor. Sen bu adamlara orta sahada bakıyorum, Hakan aynı şekilde vefakatçılık yapıyor. Mesafe bırakıyor diyorsun sen. İşte mesafe bırakıyor. Bırakmayacaksın. Top oraya yaklaşırken adama, hep hocalar der bize mesela. Top rakibe gittiği zaman bir metreye kadar %100 depar at. Değil mi hocam? Evet. %100 depar at der, karşısında bekle. Baktın top geldiği zaman kontrollü olacaksın. Ama top gelmeden önce de yalandan temasta bulunacaksın. O adamı bezdireceksin. Bakıyorum abi defansif anlamda birinci ve ikinci bölgede bu sıkıntıları çok yaşıyoruz. Isıran oyuncu dediğim bu zaten. Baba bunları normal yapabilecek oyuncular var mı elinde? Var. Sen çalıştırarak yaptıracaksın bunu. Yalan mı hocam? Haksızsan haksızsın de. Ya, eksik söylediğim bir yer veyahut da yanlış söylediğim bir... Ben bunları görebiliyorum. Sen görebiliyorsun. Rakip takımın teknik direktörü bir gün önce sana bunları söylüyor. Bakıyorsun abi Portekiz güle oynuyor. Yürüyerek maç kazandı. Ya sayısal kimse olarak kusura bakmasın ya. Top alıyor, bak sayısal olarak fazlasın. Pozisyon veriyorsun. Bravo hocam. Sayısal olarak fazlasın. Yediğimiz gole bir bak. 3 kişi. Ya bir oynatsalar tekrar görsek. 3-4 kişiyiz orada. Portekiz maçının özetini dönebilir miyiz? Ya yediğimiz golde bir bak ya. Bir de elini arkasına koymuyorlar mı? Ben çıldırıyorum. Eli arkaya koyan futbol. Bütün dünya bunu yapıyor yalnız, tamam mı? Ya böyle bir şey olmaz. Ya hocam ki, Uğurcan sezon başı olacak? Oynamış bir, bak oraya değinmedik. Uğurcan iyi kötü performans olabilir yani. Kötü sezonu geçirmiş olabilir. İyi maç. Eldivenleri sıcak bunun. Öbürü 1-1,5 senede. Altay bizi tamam temsil ediyor. Manchester gibi bir takıma gitmiş. Abi bak, artık bir dakika, soğumuş bir oyuncu. Bak, bir saniye hocam. Oğuz buraya yine line'a verelim. Onu soğumuş ileri yaparız. Eldiveni soğumuş bir oyuncu. Sen oynatıyorsun. Top taça doğru gidiyor ya. Taça doğru gidiyor. Sen o topu tamam. Bize hep söylerler defans oynadığı zaman kaleye doğru dikey top atmayın. Ya kornere ya taça doğru atın. Kalecinin yani kale sahasının olduğu bölgeye doğru top atmayın. Ya o adam oraya hata yapmış, atmış. Sen niye çıkıyorsun babacığım? Oynatsana hocam Uğurcan'ı. İşte kadro deriz ya mesela, forma adaleti. İşte bu forma adaletlerinden kızdığım konulardan bir tanesi bu. Tabii ki de ben milli takımın Avrupa Şampiyonası'na yarı final, çeyrek final istemez miyiz baba ya? Gururlanalım. O aidiyetleri, o duyguları kaybettik ya yıllardır. 2008'de kaldık ha. 2008 bir hoca geliyor, bir iki maç oynatıyor. Montero geldiğinde ilk başlarda nasıldı, takım ısırıyordu Almanya'ya, oraya buraya gidiyordu. Hiç yani futbol oynuyordu. Ama bakıyorsun bu milli takım abi şu anda farklı eller mi bir devreye girdi? Tedirginlik yaşatıyorlar insanlara. Ben bunları kabul etmiyorum. Kazansınlar. Hepimiz Türk halkı sokaklara dökülsün artık ya. Biz bu duyguları yaşamak istiyoruz ya. Futbol severler sokaklara dökülsün. Kimse kusura bakmasın ama ben o yüzden buna kızıyorum. Gürcistan maçını verebilir mi? Gürcistan maçını mı istiyorsun? Gürcistan maçında. Gürcistan maçını rica edelim Oğuz'dan. Bir sürü var pozisyon da Gürcistan maçında daha... Burada çok bireysel hata var. Zaten yani özellikle zaten, kısa olduğu zaten her tarafımız fiyasko da. Şimdi hocam artık negatifleri bir kenara koyalım. Koray, bence şunu söyleyeyim. Bak şunu söyleyeyim. Bak bizim milli takımımızda çok potansiyel, yetenekli oyuncular var. Evet. Ben çok güveniyorum, beğeniyorum. Bakıyorsun hepsi de abi şeyliklerinde oynuyor. Çok önemli takımlarda oynuyor. Çok önemli liglerde oynuyor. Zaman zaman forma şansı bulamayan var ama durduramıyoruz yani seni farklı seviye taşıyacak. Durduramıyoruz. Neresini istediğinizi söyleyin. Attığımız gol, yediğimiz gol. Yediğimiz gol. Bir de attığımız golde de bak bir şey göstereceğim. Şu eli arkaya bağlamaları göstereceğim. Tamam. Gürcistan'ın bize attığı golde durduralım. Bak. Yönetmenimiz Oğuz'dan rica edelim. Geldiğinde söyleyeceğiz bak. Hocam. Tamam, geldi sen... bak şimdi bak hop bak. Yok yok, dur. Ayarlayacak onlar. Bekle hocam sen. Onu söyleyeceğiz. Birazdan 11'in de üstünden konuşuruz. Şehit dikkatimi çekti. Şimdi o golde de söyleyeceğiz de Gürcistan maçında bizim için elimizdeki pozisyonlarda yok o tabii. Var ceza ya, sahasına yok hayır, farklı anlatacağım, pozisyon yok. Ha. Ceza sahasına her çevrilen topla bizim stoperler rakip oyuncunun çok uzağında kalıyor hocam. Onun neden olabilir? İşte onu söyleyeceğim şimdi. Golde de aynı. Yani stoperde de sen orta saha içinde ama bunu anlattım işte, nedenini de söyledim. Çalıştıracağım baba. Çalıştıracağım. Yerini mi kaybediyorlar? Ya yerini değil. Ya abi adam oyunu, topu seyrediyor. Sen çalıştırmıyorsun ki. Ya bak, sen tehlikeli bölge deriz. Senin alanına girdiği zaman kardeşim adamı ısıracaksın. Orası mahremin. Ya abi sen demek sistem olarak da oyuncuları serbest bırakmışsın. O disiplin deriz. Mahrem ya deriz bak, oraya. Oraya girdiği zaman ısıracaksın. Bak Gürcistan nasıl bölgesine girdiğin zaman ısırıyor. Şu bireysel gollerle attık. Şutlarla attık. Ceza sahasında adamların yanında olacaksın. Onu bilmem. Ne istersen ne olursa olsun. Adamlar bak yediğimiz golü bir anlatalım. Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güvenç Kurtar ve Okan Koç'la birlikteyiz. Enerjisi yüksek iki konuğumla konuşmaya devam edeceğiz. İnanılmaz mesaj var. Reklam arasında baktım. Bana da geldi. Mesela izleyenlerden birini söyleyeyim ben. Mehmet Ekiman, Güvenç Hocam ve Okan Koç müthiş ikili oldular. Büyük bir keyifle seyrediyorum. Ya buradan Göktuğ Sevinçli'ye selamlar, sevgiler. Onunla da devamlı böyle ayağa kalkıp o zaman çıktığımız kurumda pozisyonları değerlendirdik. O bizi izliyor. Keyifle, zevkle şu anda hepimize çok selam söylüyor. Sevgili üstadım Göktuğ Sevinçli'ye. Selamlar, benim sevgiler. Mustafa'yı da Fuat Aykan. Hocam bitirmedim kardeşlerim. Ya. Pardon, bir daha söylersin. Sen bitir, ben sonra gireyim. Mustafa ile Fuat Aykanat kardeşlerim benim Fethiye'den. Onlara buradan selam. Seyrediyorlar. Bir de biz resmimizi çekmişler. Fethiye'ye selamlar. Mustafa'dan evet. Kim? Mustafa Fuat Aykan. Mustafa Bey ile Fuat Bey'e selamlar. Bir buradan de Ahmet bizim, Selçuk İlhan'a gideceğim. Benim çok sevdiğim, baba gibi sevdiğim İsmail Tüfekçi var Çeşme'de. Hepimizi çok seviyor. Selamlar. Çeşme'ye davet ediyor bize. İsmail evet. Baba'ya buradan İsmail'e de selamlar buradan. Hüseyin abiye bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani insanlar yazıp duruyor. Mert yazıyor. Göktuğ Sevinç diye ayrıca ben tabii selam Göktuğ söylüyorum. Tabii Göktuğ abi ayrı evet. Zaten üstattır. Ben mesleğe ilk başladığımda üniversite stajımı TV8'de spor müdürüydü Göktuğ abi o zaman. Onların yanında yapmıştım. Emekleri çoktur üstümde. Göktuğ Sevinç'ti. Hem aynı zamanda Aytu Sevinçli'ye de çok selamlar. Yengemize de selamlar. Aynen Göktuğ Sevinçli. Göktuğ abi bir kere zaten. Göktuğ abinin kardeşi Aytu abi de çok yengemi de ben yengeme de Göktuğ abinin eşi de benim çok sevdiğim, değer verdiğim ablamızdır yani. Buradan ona da selamlar. Ya Göktuğ abi hocam artık son jenerasyon deriz ya. Yani işini profesyonel, iyi, düzgün, namuslu bir şekilde yapan. Hakikaten nadir insanlardan bir tanesi. Çok severim, sayarım. Göktuğ abi sevgiler, saygılar üstadım. Düzgün ya bak, güzel bir insan, bir de hep yardımsever, destek olur. Murat var mesela yazan, Hakan, Mahsun kardeşim var, Tekin Yılmaz, Fethiye ablamız var buradan, Mehmet Beşiktaş dediğin gibi. Bak şimdi bir sürü linkleri yani tamam, hepsini okumaya bu şeyleri garip ne deniyorlar? Linkleri bak, garip olan Ramazan kardeşimize buradan Kanada'dan sonra yeğenim Selahattin var, abim var, ona Eren var, bir sürü var. Tamam yeter. Yani muhtemel abi yetişemiyorum Hüseyin falan. Bir sürü var babaya. Fırat kardeşim. Aklıma bir sürü buradan yani nasıl zaten Caner var radyo bak o ya yeter bir sürü var. Soyadlarını da vermedin. Şöyle muhtemel 11'e bir bakalım. Ajans haber paylaşmış, tam ona da selamlar. 1903 yönetmenimiz Oğuz'dan da bakalım Çekya karşısında nasıl bir 11 ile çıkmasını bekliyoruz milli takımın. Kalede Uğurcan. Ergin. Mert'le başladık. Altay vardı. Bu kez Uğurcan. Bizim beklentimiz bu yönde. Vallahi sağ bekte Mert Müldür, stoperler Merih Samet ikilisi, sol bekte Ferdi. Orta sahada İsmail Salih, onların önünde Hakan, sağ kanatta Arda, solda Kenan, ileri uçta Barış Alper Yılmaz. Güvenç Kurtar, itirazınızın olduğu bir yer var mı? Vay Okan Topaloğlu kardeşim, öpüyorum seni. Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Zeki, savunması da iyi. Mesela Mert Müldür'ün ofansta çok iyi, hep bunu söyledim ama savunmada yok. Yani çok eksikleri var, o çocuk savunmasını da yapsa var ya müthiş bir futbolcu olur. Avrupa'da da her takımda oynar ama... Mesela burada savunmadayken ben orada bir sıkıntı yaşarız. Samet her maçta hata yapıyor. Hala onu kim koydu onu merak ediyorum ya. Samet kardeşim. Yani bunu bu muhtemel belki olmaya muhtemel da ya oraya kimi koyarsın? Bak burada Kaan Ayhan varken Samet'i koyuyorsan ben olsam Kaan Ayhan'ın yerinde ne yaparım? Terk ederim şeyi. Vallahi hocam bak, siz de hep terk ediyorsunuz. Kampı terk ederim. Kampı. Arda terk edecekti. Kaan da terk edecekti. Kim etsin abi. Etsin oynasın. Bak İsmail Salih, Hakan Çağlanoğlu, bravo. Bu orta sahayı yapana tebrik ediyorum. Arda'yla Alper siz diyorsunuz oynar. Ki Samet yerine Kaan mı olmalıydı? Kaan olacaktı. Burada da Barış Alper kenara. Kenan olmaz. Orada santfor oynayacaksa Barış Alper olmaz. Orada Cenk Tosun var. Tamam mı? Semih var. Eğer oynatacaksan. Yani Bertu da var. He? Bertu var. Ama burada bak, Cenk Tosun. Tecrübe çok olarak. İsimleri tabii ben. Cenk Tosun burada tecrübeli, takımı toparlayacak, hatta kaptanlık yapacak birisi, tamam mı? Yani burada Mert'in yerine Zeki, Metin herhalde Mert sakat diye herhalde oynamayacak, değil mi? Sakat diyese Mert oynar yani. Ama Mert sakattı, şimdi bu maçta var. Mert Günok diyorsunuz. Pardon ben Mert Müldür yani diyorsunuz zaten. Mert Günok'un sakatlığı var, kaleci Mert Günok'un. 6 ayda bir değişiklik olması normal mi olur? Herhalde canım şimdi olmaz. Ya oynamayan kaleci yani ne bileyim ya. Uğurcan tabii ondan daha iyi ama burada sıraya yaparsan Mert, Uğurcan, Altay. Böyle oynanır yani sıralama böyle olur. Şimdi burada Meri'ye diyorlar ki işte ya şöyle kötü. Ya öbürleri çok mu iyi? Hepsi hata yaptılar. Ben neye bakıyorum stoperlerde biliyor musun? Hata yapmayacak stoper. Sen şimdi burada Abdülkerim'i kes. Abdülkerim diyecek ki Allah Allah Samet oynuyor. O da hatalı. Beni kesiyorsun. Hocam araya girelim. Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda kampını sürdürüyor. Levent Mercan yeni transfer açıklamalar yapıyor. Bir izleyelim. Takımı kaptan olarak yani yalnız bırakmak istemedim. Ve sonuna kadar yanındaydım. Sonuçla itibaren Fenerbahçe'den teklif gelince onu tabii ki sevinçle karşıladım. Çünkü yani hayalimde gurur duyuyorum bu takımda olmaktan. Çok şükür transferde oldu yani. öncelikle hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye hoş geldin. Yani ben şunu sormak istiyorum. Sen kariyerine sol bek olarak başlamadın aslında. 2022'nin sonuna doğru Caner Erkin'in ayrılmasının ardından kaldı. Sol bek olarak oynamaya başladın. Yani bu kadar kısa bir süre içerisinde de Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya transfer oldun. Yaklaşık 1,5 yılda sol bek olarak, yani sol bek oynamaya başladığında Fenerbahçe'ye transfer olacağını hayal ediyor muydun? Teşekkür ederim. Ya tabii ki futbolda onu hiçbir zaman için bilemezsin. Yani sol bek pozisyonla ilgili çok iyi değerlendirdim diye düşünüyorum. Kendime çok güzel bir pozisyon buldum diye. Önceden orta saha olarak da kendi özelliklerimi sol bek pozisyonla değerlendirdim. Benim için iyi bir pozisyon. Şu an mutluyum o pozisyonda. Tabii ki dediğim gibi buraya sol bek olarak geldiğim için de çok mutluyum. Süleyman Bey. Öncelikle hoş geldin. Başarılar diliyorum genç bir arkadaşlara. Dün Mourinho takım toplantısı yaparken, sözlerine başlarken sol elini senin omuzuna koyarak konuştu. Neler hissettin o sırada? Çok merak ediyorum açıkçası. Bugün zaten gazetelerde yayınlandı fotoğraflar. Tabii ki Mourinho hocayla çalışmak herkes için ve benim için çok büyük bir gurur. Yani dünya çapında bir hoca yani. Onunla ilgili bence her oyuncuyla öyle o şekilde davranıyor. Yani her oyuncuya şu ana kadar tabii ki çok gün geçmedi. Herkesi daha iyi tanıyorum burada. Ama hocayla ilgili desem herkese ve bana çok iyi güven verdi yani ilk günden beri. Onlar da ufak tefek şeyler. Onlara güveni gösteriyor bence. Onur Bey. Levent, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Onur Çubukçu Bein Sports. Artık son zamanlarda teknik direktörler oyuncuları daha farklı pozisyonda oynayabilme özelliklerine göre tercih ediyorlar. Bu konuda sen sol bek pozisyonun haricinde kendini hangi pozisyonlarda daha rahat hissediyorsun ve geliştirmen gereken özellikler olduğunu bu konuda düşünüyor musun? Tabii ki bir oyuncu her zaman kendini geliştirmek istiyor. Daha önceki arkadaş dediği gibi ben aslında 2 sene önce orta saha oyuncuydum. Yani hem 6 numara hem 8 numara hem 10 numara bile oynadım. Onun için ben şu an farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Yani hem sol bek hem orta sahada beni kullanabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi her oyuncunun ve benim de her zaman geliştirmek için yani idman yapıyoruz, hocalardan bir şey öğreniyoruz yani. Öyle yani. Evet. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler. Şunu sormak istiyorum. Sol bekte hem Ferdi var hem Osterwolde var. Nasıl bir sezon geçer sence? Onu söylemek için bence daha çok erken. Ben her zaman en iyisini yapmaya çalışırım. Her zaman nasıl takıma destek verebileceğimi düşünüyorum ve en iyi şekilde onu yapmak istiyorum. İlk günden de bunu göstermek istiyorum. Soruyla ilgili yani ilk günlerden beri yani bunu söylemek çok zor bence. Daha çok erken onun için. Hayırlısıyla göreceğiz. Levent, hayırlı olsun. Mustafa Mandem TV Spor. Jose Mourinho önderliğinde Topuk Yerlesi kampımız başladı. Öncelikle kamp nasıl geçiyor? Deneyimlediğin özel şeyler neler? Ve kişisel olarak sezon içindeki hedeflerin neler? Genç bir futbolcusun. Milli takım kapısı da açık sonraki turnuvalar için. Bu konuda neler düşünüyorsun? Kampın ilk günleri nasıl geçiyor? Bence iyi geçiyor yani. Takım dediğim gibi herkes hazır geldi. Herkes en iyi şekilde idmanları yapıyor. Yoğun geçiyor. Yani çift idman yapıyoruz her gün. Tabii ki ben özellikle herkesi daha çok tanımak istiyorum. Daha iyi tanımak istiyorum. Sonuç olarak ben yeni gelen bir oyuncuyum. Dediğim gibi takım arkadaşlarım beni çok destekliyor bu yönden. İdmanlar da çok güzel geçiyor benim adıma. Bu dolayısından çok mutluyum burada şu an. Tabii ki önümüzdeki sezonda ve hatta önümüzdeki hayalim neyse onlar için çalışıyorum. Tabii ki milli takım formasını giymek beni çok gururlandırır. Hayalim onlar. Onun için en iyi şekilde çalışmak istiyorum ve kendimi göstermek istiyorum. Süleyman Bey. Geçen sene senin adına gerçekten başarılı geçti. Hepimiz adını ezberledik. Ama tabii bu sene Fenerbahçe'ye transfer olacağım kulağına geldiğinde, ki Fenerbahçe'nin başına da Mourinho gibi dünya çapında bir teknik adam gelmiş. Neler hissettin? Heyecanlandın mı? Korktun mu? Burada da sert bir rekabete gireceksin aynı zamanda forma savaşına. Hepsini bir bütün halinde değerlendirebilir misin bize? Teşekkür ederim. İlk önce buraya gelmekten yani çok mutluyum. Sonuçta büyük bir camia. Mourinho'nun hakkında daha önce de demiştim. Yani benim için her zaman güzel bir şeydir. Yani bu kadar büyük hocayla beraber çalışmak. Çünkü her zaman hem hocadan hem tüm teknik ekibinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Dediğiniz gibi daha gencim. Geçen sezonlarda iyi hocalarla çalıştım. Her zaman iyi bir şeydir bence. Çünkü en iyi hocalar en iyisini öğretirler, en iyisini verirler sana. Benim adıma yok, hiç korkmadım yani. Benim için tam tersi güzel bir duyguydu. Son soru Doruk Bey. Levent, bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla burada çok güzel bir hava var. Takımın içindeki arkadaşlık da çok güzel. Deneyimli isimler var. Ceko, kaptanlardan Mert Hakan burada. Kaptanlarla arandaki ilişkiyi soracağım. Antrenmanlar nasıl geçiyor? Bir de takımdaki en iyi anlaştığım kişi bugüne kadar, onu merak ediyoruz. Yani şimdi 3-4 gün oldu yani kampa geleli. Onu söylemek çok zordur. Tabii ki herkesi yeniden tanıyorum. Tabii ki birkaç isim daha önceden de tanıyordum. Emre olsun, beraber oynadık. Ceko'yla geçmiş Almanya şeyi var yani. Onunla Almanca'da konuşabiliyorum. Merkat, Hakan dediniz. Ya herkes gerçekten beni çok iyi karşıladı. Yani ben şu an diyemem yani beni iyi karşılamadılar. Burada olmaktan mutluyum. Herkesle şu ana kadar iyi anlaşıyorum. Öyle yani herkesi günden güne daha iyi tanımak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Basın toplantımızın sonuna geldik. Teşekkürler. Teşekkürler. Fotoğraf çekimi. Levent Mercan'ın açıklamalarını izledik. Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor. Yeni transfer, o da soruları yanıtladı. Fenerbahçe'ye gelmek benim hayalimdi, çok şükür buradayım dedi Levent Mercan. Milli takımın muhtemel 11'ini bir kez daha ekrana getirelim. Okan Koç, senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Beşiktaş'a geçeceğiz. Rafa Silva transferini konuşacağız ve ayrıca Okan Koç'un elinde transfere dair ciddi bilgiler olduğunu söylemişti yayından önce. Onları da aktarmasını isteyeceğim. Ya, yayın ilk dilimde zaten söylediklerimi, düşündüklerimi söyledim. Yani hoca da zaten bir çoğunluğu da telaffuz etti. Yani çok fazla detaya derine girmek istemem ama Samet'le Meri'nin, Abdülkerim'in mesela performansına, son performansına bakarsak ben Necip'i bu kadroya alırdım abi. Son dönemlerde muazzam işler yapan. En azından iyi. Karakter, yürek. Bravo. Şu anda vallahi hazırdı yani. Tamam, belki Necip onların iyi olduğu dönemler onlar kadar o seviyede olmayabilir ama şu anda Necip onların seviyesinden daha iyi. Hepsinden hem fizik iyi, hem performans olarak hem mental olarak değerlendirebilirdi. Arda'yı ben yine söylüyorum, Hakan'ın olduğu yere, Barış'ı sağ tarafa, Arda'nın olduğu yere, ön tarafa da Semih'i koyuyor. Necip milli takıma alınmalı mıydı? Tabii ki de alınmalıydı. Yani şu performanslara bakarsak defans hattını, Necip'i ben direkt yazardım. Bak şu performanslara. Siz katılıyor musunuz? Zaten benim bir numaralı adamım. İkinciyi de söyleyeyim sana. Serdar Aziz. Bunların hepsini, hep üçünü, Serdar dördünü... Serdar Aziz de oynamıyor hocam. Ya oynamıyor, ne oynuyor? Oynatmayınca oynamıyor. Fark etmiyor ki, onlar oynuyor mu sanki? Hayır. Bunlar oynuyor da ne oluyor? Kaleci Altay mesela oynamıyordu, kaleye geçti. Ya o başka. Serdar Aziz de kaleci bambaşka abi. Kaleci takıma bir tane hata yapıyor, gol yiyor. Serdar Aziz var ya, senelerdir bu işin içerisinde. Bunları bak, neye bakıyorum ben stoperde biliyor musun? Okan güzel söyledi. Kaç tane hata yaptı Necip, gol yedirtirdi. Bir de bunlara bak hepsine. Bir de bak, bir de Serdar Aziz'e bak. Kaç tane gol yedirtmiş? 50 maçta. 2 tane, 3 tane. Bunlara bakıyorum, 5'er 10'ar tane gol yedirtmişler. Olarak söylüyorum, ben hata olarak söylüyorum. Kötü futbolcu değil hiçbir tanesi. Ya Meri ile Çağlar Söyüncü bizi, bir de kaleci Mert. Neyse ya. Kaleci Mert Günok bizi Avrupa Şampiyonası'na götüren 3 tane adamdı evet ya. Müthiş performansları vardı yani. Rafa Silva kartal oldu. Şimdi Rafa Silva'ya geçelim. Evet. Beşiktaş'ta transfer gündemini Okan Koç'a soralım. Kimlerle konuştu? Direkt oradan başlayalım. Beşiktaşları bekletmeyelim. Rafa Silva'yı baba kartal, Rafa Silva kartal oldu. Baba kartal. Peki bir şey soracağım bunlar sana. Onunla ilgili. Niye milli takımda yok? Bir baktım performansı müthiş, bilmem kaç gol atmış. 2 yıl önce milli takımı bıraktığını açıkladı. Ha öyle mi? Tamam. Fernando Santos'ta yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı bıraktığını açıkladı. Saat yaklaşık 16 civarları Bahçeşehir'de bir kafede oturuyorum arkadaşlarımla. 16 civarları. Dün? Evet dün. Öyle buluştuk, 16 civarlarında buluştuk. Çay, kahve, ufak tefek işte böyle tatlı kekmek yerken muhabbet ediyoruz. Futbol yine Beşiktaş ne olacak, ne yapacağız falan filan. Kara kara böyle karamsar içerisinde. Yani böyle bir kendi aramızda istişare yapıyorduk. Beşiktaşlı kardeşlerimizle. Tabii bir tane Galatasaraylı çocuk vardı orada. O böyle öyle bir oturuyordu ki bir görsen var ya peşin satanlar gibiydi. Bir şey de diyemiyorum baba, adamların kadrosu iyi sonuçta. Biz de tabii 2 yıldır şampiyon. Yani şampiyon olan ve 3-4 yıldır yani öyle bir kadro kuruldu. Taraftarı sıkıntıya sokan, maçlara giden, sosyal medyada, televizyonda takip eden taraftarlar hep sıkıntıya sokan bir kadro oluşturuldu. Aralık'ta, Ocak'ta şampiyonluk yarışından kopan bir dönemler yaşayan Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi, sıkıntılı süreçler yaşatan geçmiş dönemin yönetimleri işte falan filan derken bu dönem acabalar içerisinde yaşayan bir camia vardı. Paulista hamlesi, Gio hamlesi ve vaatler, yapılacaklar, hep bunlar söylendi. Biraz zaman aşımı yaşandığı için yine taraftarda bir gerginlik süreci, bir stres süreci yani oluşmaya başlıyordu. Transfer tabii duyulduktan sonra, Rafa Silva duyulduktan sonra Galatasaraylı arkadaş biraz tedirgin oldu. Ya siz dedi, ne oldu, nasıl oldu falan. Kardeş dedim, Beşiktaş bitti demeden bitmez dedik. Yani öyle muhabbet arkadaş arasında oluyor ya bazı, evet, farklı muhabbetler de oldu. Yaklaşık o muhabbet sürdü böyle bir buçuk saat. Dün 17.29'da kaç dakika konuşmuşum? Bir bakar mısın? 3 dakika 55 saniye. 55 saniye. Bilmediğim, tanımadığım bir numara beni arıyor. Hayırdır inşallah dedim. Yani açtım telefonu hocam. Bir baktım Beşiktaş yönetiminin tam kalbinden, isim vermek istemiyorum. Doğru olmaz yani insanları yani çünkü bu tür toplara çok fazla girmeyi sevmem. Ama girmem de. Benim verilmez tabii onu da söyledi. Benim çok fazla kulvarım değil. Ben daha çok saha içi, hakemler, performanslar, hocalar bilmem ne. Onları bunları değerlendirmeyi seviyorum. Aradı. Nasıl buldun transferi dedi. Şu anda heyecandan konuşamıyorum dedim. Yani muhteşem bir oyuncu aldı abi Beşiktaş. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Rakiplerine öyle bir çalım attı ki. Yani şu anda toparlanmaya çalışıyor rakipleri yani, açık ve net söyleyeyim. He, bak tamam rakiplerin kadroları iyi, hiçbir zaman inkar etmiyoruz da ama öyle bir çalım attı ki ya, toparlamaya çalışıyor. Böyle bir silkelen de ne oluyoruz dediler. Ne geliyor? Daha neler gelecek? Arkadaşlar net bir şey söyleyeyim. Hiçbir şekilde karamsarsızlığa kapılmayın. Bak 10 Ocak'a kadar muhteşem 2 transfer daha geliyor. Rafa Silva, 10 Temmuz'a kadar. Temmuz. Şimdi tamam, ara transfer dönemi falan oluyor ya. 10 Temmuz'a kadar muhteşem oyuncular geliyor. Rafa Silva benim gözümde 10 üzerinden 9, gelecek oyunculardan bir tanesi 10 üzerinden 10. Şimdi isim vermek doğru mu, doğru değil mi? 10 üzerinden 10'luk bir transfer daha. Ha, isim vermek doğru 10 mu? 10 Ocak'a kadar Beşiktaş'a gelecek Ocak diyor. Ocak değil, Temmuz. Temmuz. Ben de öyle şaşırtmaya çalışıyorum. Peki öbürü kaç 10 üzerinden? Ya, o da defans bölgesine 10 üzerinden 9 diyelim. Ama benim 9,5 olsun isim, bari. Sadece bir ismi duydum, öbürünü böyle biraz yokladım, sarfladım. Yani o mu falan filan, gülümsedi, tebessüm etti. Teşekkür ederim. O yani böyle bir teveccüde bulunup da beni aradığı için. Buradan ona selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim ona. Yani peki, ilk bir soru soracağım ama. İlk defa beni Beşiktaş kalbinden, yönetimin kalbinden biri arayıp da yani böyle bilgiler verdi. Ben normalde arayıp da ya ne olacak, ne edecek gibi olaylara ve durumlara giren bir insan değilim. Benim işim olmadığı için. Dur bir dakika, bir şey soracağım. Buyur hocam. Bir soru daha devam edeceğim. Tabii kafamda soru işareti var Rafa Silva'yla. Mourinho niye bunu almadı? Alamadı hocam, Beşiktaş aldı. Mourinho'nun orada hocam ya, şimdi niye almadı? Sana niye alamadı be? Aklına mı gelmedi işte? Onu da anlat yani. Hamle kim daha çabuk önce, kim daha çabuk davranıp hamle yaptı ve şimdi o bölgede kim var? Szymański var. Tadić'i çekebilir, İrfan'ı çekebilir. Belki çok fazla yoğunlaştırmak istememiş olabilir o bölgeyi. Yani şimdi Rafa Silva forvet arkası, kanat forvet. Ya kafasında soru işaretleri olduğunu insan onun için sordu. Ya boşver niye aldı almadı? Beşiktaş aldı hocam. Yani o aldı olduğunu söyledi bu arada. Açıklama yaptı ama duyduğum kadarıyla ya hoca şimdi oraya getirmeye çalıştı. Ha, daha önce. Yani şimdi bu oyuncunun bir de ekonomik boyutu da var hocam. Belki Beşiktaş nasıl Dušan Tadić'i Fenerbahçe hocam, aldı fazlasını verdi. Beşiktaş'ta üstüne performansı, yani bireysel yeteneği çok üst seviyede. Yani adam her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Futbolu seviyor, futbol aç. Gittiği takımına katkı sağlamak için önemli işler yapıyor. Zaten dün Hüseyin Yücel'e dikkat ederseniz havalimanında ne dedi? Daha çok uçaklar inecek buraya dedi. Onun sinyallerini de verdi. Dün telefonda bir isim aldım. Yani şimdi bu ismi söylemek belki doğru olmaz. Yani şimdi insanlar niye o zaman abi işte böyle böyle söylüyorsun? Söylediğim zaman rakipler devreye giriyor. Bu sefer fiyat arttırımı o bu oluyor. Oyunu bozmaya çalışıyorlar. Yani Rafa Silva'yı gölgede bırakacak bırakabilecek bir isim. Yani o benim açımdan ve 10 Temmuz'a kadar 2 transfer daha ve bu 2 transferde baba transfer muhteşem. Ne tarafa? Biri defans bölgesine, biri merkez orta saha. Bir tane de kanat forvet. Bak bir tane de kanat forvet. Şimdi Beşiktaş 10 Temmuz'a kadar değil ama değil mi 3'ü? Temmuz'a kadar. 10 Temmuz'a kadar ikisi. Yani 3 transferi bitirmiş olacak. Bir merkez orta saha ve bir stoper transferini 10 Temmuz'a kadar bitirecek diyorsun. Evet. Bu isimlerden birine 10 üzerinden 10 veririm. Evet. Rafa Silva'nın da üstünde bir isim diyorsun. Ve diğer stoper için de ufak bir tüyo vereyim. Bir ara rakibi oldu o oyuncu. Beşiktaş takımın rakibi oldu. Bir ara dediğin ne kadar oldu? Ya boş ver, fazla derin mi? Ya şimdi bak Beşiktaşlar bazıları da abi niye söylemiyor falan. Oradan bir açılım çıkartıp oyuncuya şey yapsınlar yani kim olduğuyla ilgili bir beyin jimnastiği yapsınlar ama muhteşem bir oyuncu. Bak aldığım bilgi, hiç tedirginliğe kapılmayın, kaygıya kapılmayın. Muhteşem transferler yapacağız ve önümüzdeki sezon şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş olacak. Peki sağ bek var mı? Ya hocam bir de oralara gelecek. Önemli olan neresi? Santrafor. Omurgayı oluşturuyor şu an. Omurgayı oluşturmaya çalışıyor Beşiktaş. Santrafor transferi. Sağ bek, sol bek, sol bek. Bir tane Güney Amerika'da bir oyuncuyla görüşüyor. Anlaşılmak üzere. O da bitmek üzere. Santrafor. Santrafor değil, sol bek. Santrafor ligden bir alternatif bir santrafor olarak bir tane yabancı bir forvet düşünülüyor. Bak ligden alternatif. Bir yabancı bir santrafor değil, alternatif olarak bir santrafor düşünüyor. O da listede var ama şu anda ciddi olan, aşama kaydedilen önemli oyunculardan bahsediyorum. Ligden, bizim ligimizden. Bir tane ligden alternatif santrafor olarak önemli, iyi bir santrafor. Zamanında Sergen Hoca da istemişti onu. Her neyse şunu söyleyeceğim. Buksa. Orta sahaya. Buksa mı? Buksa, evet, bravo. Ayrıldı Antalyaspor'dan. Orta sahaya. Hızlı geçme de söyleyelim de insanlarda bir... Buksa Antalyaspor'da oynadı. Şu an Sergen Hoca da istemişti. Alternatif santrfor olarak gündemde. Düşün, hedefe, vizyona bakın. Alternatif olarak düşünen santrfor, hedef, vizyonu. Yani başkan dedi ya, geldik söz vereceğiz, söz verdik, yapacağız, edeceğiz. Hakikaten bu verdiklerin, sözlerin, verdikleri şeylerin karşılığını yavaş yavaş vermeye başlıyor. Ama orta sahadaki oyuncu, abi ben o ismi duydum, daha çok heyecanlandım ki dedim, aynen o şekilde telefonda konuştuğum kişiye de yani sayın abi. Sen bize söyle şeyden sonra. Yani söylemedin, ben sordum. Ben söylemedim vallahi, söylemedim. Hiç bunlar hocam doğru değil. Yani. Niye doğru değil? Yani hayır. Şimdi o insanlar bize inanıp güvenip bizi arayıp ya bilgi veriyor. Biz de kalkıp bu bilgiyi dedim ya. Bizeysel olarak yani. Bazı böyle üstü kapalı anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar karamsar, Beşiktaş camiası biraz tedirgin. Bu karamsarlıktan, tedirginlikten kopması gerekiyor. Yani ben kolay kolay, bakın arkadaşlar, bu tür toplara girmem, biliyorsunuz. Hiçbir zaman transfer haberi de doğru düzgün vermedim. Doğru. Vermem de, bir tek Abubakar haberini vermiştim en son geldiği dönemde. Yani şunu demek istiyorum. İlk ben verdim muhabbeti olur ya. Abubakar'da hakikaten ilk ben verdim. Biliyor arkadaşlar da. Ama yazmadım, çizmedim. Muhabir kardeşlerime, arkadaşlarıma söyledim. Siz yapın. Sonuçta sizin işiniz. Ön planda siz olun. Yani şunu söylüyorum. Muazzam bir planlama var. Ve isimler, geçen isimler. Yani o Di Maria'lar, Grönberg'ler, işte Hummels'ler falan filan diyorlar ya. Hakikaten bu seviyede oyuncular ve belki bu isimler de olabilir. Bak bu isimler de olabilir. Tedirginliğe, karamsarlığa kapılmayın. Orta sahaya muhteşem bir oyuncu geliyor. Di Maria ile, hadi söyleyeceğim, Di Maria ile görüşülüyor ciddi şekilde. Hummels'e görüşülüyor. Ufak tefek pürüzler kaldı ama orta sahayı söylemeyeceğim. Baba kanat forvet, kanat santrafor alternatif olarak da Buska orta sahada. Yani lütfen beni biraz anlayışla karşılasın sevgili Beşiktaşlar. Söylersem bu transfer olmama olasılığı olduktan sonra belki rakibin devreye girer. 1'se 3 olur, 3'se 5 olur. Olmaması için ismi telaffuz etmek istemiyorum. Yanlış anlamasınlar, affıma sığınsınlar, haklarını helal etsinler. Ama lütfen bak, ben dün bu mesajları aldım. Eğer ki bunlar gerçekleşmezse, olmazsa gerekli eleştirileri, gerekli yorumları zaten hem burada hem yazılı medyada her yerde yapıyoruz. Bizi biliyorsunuz, tanıyorsun. Ama bunların sözünü aldım. Geçen buradaki yayında da Hüseyin Yücel ne dedi? Bir tane baba transfer getireceğim, evet, dedi. Bizim yayınımızda söyledi. Dediğini de yaptı. Yaptı, Rafa Silva'yı getirdi. Sözünü tuttu. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ama dün bir şey daha söyledi. Bak bir mesaj daha. Araya çok gireyim. Önemli bak, transferler daha gelecek. İnsanlar izlememiş olabilir çünkü. Yazılı değil. Biz Hüseyin Yücel'i yayına bağladık. Transfer raporu programında Okan Koç'la birlikte. Burada çok iyi transfer yapacağız. Herkes rahat olsun dedi. Okan Koç özellikle dedi ki Japon futbolcunun adını Kagawa transferinde olduğu gibi yine elinizi taşın altına koyacak mısınız dedi. Net bir şekilde. Aynen, o da dedi ki herkes rahat olsun dedi. Gereklerini yapacağız dedi ve dün Hüseyin Yücel Rafa Silva ile birlikte İstanbul'a geldi. Elini taşın altına koydu. Yani dün bu transferin bitmesiyle Bizim transfer raporu arasında bir ay var veya yok değil mi Okan Koç? Evet. Söylediğini gerçekleştirmiş oldu. Gerçekleştirdi yani başkan. Ama dün havalimanında da şunu söyledi yani. Dedi daha buraya daha çok gelecek. Daha dedi. Çok uçak inecek. Yani şu önemli olan hocam, bakıyorsun daha geçmiş dönemlerde yapılan transferleri, tabii ki de Beşiktaş'ın oyuncusu çöp möp ifadeleri benim hoşuma gitmiyor. Kim yaparsa yapsın biz de oradan geliyoruz. Yani o seviyelerden ne seviyelere geliyor yavaş yavaş. Bunun için mücadele eden bir yönetim ve bir başkan, yönetim kurulu ve camia da bunun hasretiyle yanıp tutuşu, kenetlendi, birleştiği zaman Beşiktaş'ın önünde kimse duramaz. Bunu zaten Beşiktaş taraftarı, rakipleri de biliyor. Ama burada bu atılan adımlar adım adım ve gerçekten emin adımlarla giderse, şu ana kadar da öyle gidiyor. Ben inanıyorum ki o duyduğum isimlerle beraber harmanlaştırılıp bak muazzam bir takım izleyecek Beşiktaş taraftarı. Bak tadından damağından gelişmedi diyorlar ya, güzel bir yemek yersin sonra üstüne ballı kadayıf ya da şöbiyet bilmem ne, insanların canını çektiriyorum belki de. Ama böyle bir şey oluşacak arkadaşlar, hiçbir şekilde karamsarla, hiçbir şekilde üzülmeyin, tedirgin olmayın. Ben dün bunun sözünü aldım. Bak net söylüyorum, dün sözünü aldım. Beni az buçuk tanıyan, bilen insanlar bilir. Transfer işlerine, duyumculuk, habercilik, o işlere girmem. Az önce izlediğiniz gibi sağ içi, sağ dışı analiz etmeye çalışırım, yorumlamaya çalışırım. Bu konularla ilgili bilgi vereyim dedim. Sizleri biraz böyle üzerinizdeki o sıkıntılı süreci atlatayım dedim. Onun iznini de aldım ama isim olarak bunu lütfen söyleme, söylemeni istemiyoruz dedikleri için orta saha oyuncusuyla ilgili isim vermek istemedim. Yani vermemek zorunda kaldım. Vermemeye çalışıyorum. Lütfen bana sormayın. Sosyal medyada da yazacaksınız. Arkadaşlarım, abilerim, dostlarım. Lütfen sormayın. Yani bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş oyuncudan hem performans hem ekonomik anlamda çok büyük gelir elde edecek. Bayılıyorum oyuncuya. Genç mi? Bayılıyorum oyuncuya. Senden genç. Benden genç olduğu garanti zaten. Benim yaşımda kim kaldı? Atiba ile biz aynı yaştayız. Hocam size söz vereceğim ama şöyle toparlayalım. Okan Koç'un yaptığı az önce özel istihbaratını, yaptığı telefon görüşmesine dair. Diyor ki 10 Temmuz'a kadar Beşiktaş 2 tane çok iyi transfer yapacak. Yani Rafa Silva'ya 10 üzerinden 9 puan veriyorum ama bu iki transferin biri 10 üzerinden 9. Orta sahaya yapacağı transferse 10 üzerinden 10. Rafa Silva'nın da önünde bir isim. Bana verilen isimler üzerine ve benim oyuncular olan bakış açımdan dolayı bu puanlamayı yapıyorum. Yani onu söyleyeyim. Anladım. Sana. 10 ve taraftar da özellikle orta saha oyuncuyu çok beğenecek. Diyor. Onun dışında Di Maria, Hummels, bu iki isimle görüşmeler hala devam ediyor. Kapanmış bir şey yok. Bazılarına da seslenmek istiyorum. Evlerinde hesap makinesi olmayan arkadaşlar hesap makinesi alsın, muhasebecilik işine başlasınlar. Yani biraz böyle bunun stajını görsünler, yapmaya başlasınlar. Yani Beşiktaş bu paraları nasıl buluyor, nasıl alıyor? Sizler nasıl buluyorsanız Beşiktaş Kulübü Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. 25-30 milyon taraftarı olan ve Türkiye'nin en önemli iş adamları da Beşiktaşlı. Yani Beşiktaş sahipsiz kalmaz, kimse de Beşiktaş sahipsiz bırakmaz. En azından arkasında taraftarı var, sonuna kadar arkasında durur. Yani Beşiktaş kötü günler geçirebilir yapılan hatalardan dolayı. Ama birileri gelir, seni alır, farklı seviyelere çeker. Beşiktaş taraftarı da bunun bilincinde. Rakipler için söylüyorum, hesap makinesi olmayanlar da bana bir mesaj atsın, gönderirim yani. Evli adreslerini falan yollasınlar, hesap makinesi gönderirim. Medyadaki bazı arkadaşlar da var bunların içinde. Adam Buksa geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Lens'in oyuncusu. Okan Koç'un ifadesine göre, tekrar altını çizelim, Beşiktaş alternatif santrfor olarak, yani birinci plan değil ama alternatif santrfor olarak Adam Buksa'yla da ilgileniyor. Polonyalı futbolcu şu anda Euro 2024'te milli takımıyla birlikte forma giyiyor. Orada da Hollanda maçında da gol atmıştı. Yine o ismin de transfer listesinde yer aldığını söyledi. Hocam Beşiktaş'a çok transfer gerekiyor mu bu sezon? Şimdi bunlar güzel. Bir sağ bek lazım. Evet. Sol bek Masauku'nun gidişine üzülüyorum. Ondan iyi bir beki nasıl bulacaklar anlamış değilim. Şimdi diyorlar ki ya işte sakattı, şuydu, buydu. Ya bunu alacak takım herhalde, bilmiyorum, Fransa takımı. Onlar herhalde enayi, aptal, sakat adamı alacaklar. Çok enteresan. Veya bizde bir şey var. Bizim medyada gitmek istedi lafı çok enteresan. Yorgunluk bir, gitmek istedi iki. İki tane şey var, önemli şey var, kelime var. Yorgun, gitmek istedi. İki yok, iki tane oldu. Üç kelime oldu. Şimdi ya bu yani Masauki gibi yeni 25 maç falan oynamış. Herkes sakatlanıyor. Gelen adamın sakatlanmayacağını ne biliyorsun? Ya elindeki adam, iyi oynayan bir adam. Aklım sırrım ermiyor. Ama sağ bek, Rozca gidiyor galiba zaten. Bir taraflara vereceklermiş onu, öyle duydum. İyi bir tane bir sağ bek almaları lazım. Hacı Ahmet iyileşmesi bana göre çok... Kullanılır mı? Kullanırlar mı sizce önümüzdeki sezon? Hacı Ahmet mi? Hacı Ahmet Oruç, evet. Bir şey söyleyeyim mi? Hacı Ahmet Avuç, Getson, Salih üçlüsü en iyi orta sahasıydı evvelki sene Türkiye'nin. Galatasaray şampiyon Galatasaray'ı da yendi. 3-1 Fenerbahçe'yi yendi. 10 kişiyle 4-2 şeyde hem de şey stadında Fenerbahçe Kadıköy'de. Kadıköy'de. Şimdi Hacı Ahmet çok bana göre müthiş iki yönlü oynayan, Salih de iki yönlü oynayan futbolcu. Getson dinamik bir adam. Ama işte bir tane 10 numara aldılar. Şimdi Rafa Silva. Rafa Silva. Ya sağda da oynayabilir o. Bilmiyorum artık. Ya ama genelde oraya... şöyle, onun da bilgisini söyleyelim. Okan sen de lütfen müdahale edersin arada. Rafa Silva sol kanatta da oynayabiliyor. Evet, ama şimdi genelde 4-3-3 oynadığında solda tercih ediliyormuş. Normalde asıl yeri forvet arkası. Hatta yani skorer bir oyuncu olduğu için tam onun özelliklerini biliyor musun forvet hocam? Gibi özelliklerini biliyor musun? Doğru söylüyor. Kaleye daha çok yakın olmayı seviyor. Bak bu çok önemli detay. Defansın arkasına koşu yapıyor. Mesela sağdan sola Talisca gider. Kaç gol atmış, kaç asisti var ya. Bak ben sana 22 gol Benfica formasına 12 asist. 23-24 sezonunda ise toplamda çıktı 52 karşılaşmada 22 gol ve 15 asist performansı sergiledi. 37 gol. Yani şu çok önemli. İki ayağını çok iyi kullanıyor hocam. Dribbling özelliği var. Adam istiyor. Arkadaşlarına alan açıyor. Artı forvete destek oluyor. Hep neyden yakınır teknik adamlar? İkinci forvet olarak destek yapmayan o 8-10 numaralar deriz ya. Oralarda devamlı bu. Bulunduğu zaman da baba tabelaya baktırıyor. Öyle bir oyuncu. Ama bak, işte çok savunmada ama bunu olacak yani. Savunmaya zaten arkaya koyacaksın onun arkasını. Hocam böyle bir oyuncu yakaladığın ama zaman arkasını sürecek. Kenarda da oynatabilirsin yani. Kenarda da oynayabilen yani çok özellikli bir oyuncu. Yavaş yavaş şekilleniyor, oluşuyor. O çok önemli. Dünkü telefon görüşmesinde de yani şunu anladım ben. Anlattıkları yani bana söylenenlerden üzerinden yol çiziyorum. Yani bundan sonra gelecek hamleler de muazzam bir kadro oluşturuluyor hocam. Bak çok önemli. Şimdi Mahmut Hoca da mesaj atmış. Ben de duyma aldım Okan dedi. Yani çok iyi transferler yapılacak. Şenlenecek lig dedi. Baba Beşiktaş'ın olmadığı yerde lig şenlenmez. Beşiktaş o masada varsa lig şenlenmez. Şimdi artık kartlar yeni açılmaya başlıyor. Trabzon'da yapıyor. Onu da söyledim geçen yayında. Ha? Trabzon'da abi. Bu sene yani bu 4 takım bir kere kafadan kafaya gidecekler yani. Ya hocam geçen sene de Beşiktaş net oyuncular aldı, ne paralar verdi de isim olarak, performans olarak bakıyorsun. Yani doğru oyunculara gitmek lazım. 5 tane 10 tane adam alacağına 4 tane 5 tane baba kaliteli oyuncu aldı. Rafa Silva gibi, Hummels gibi, Di Maria gibi. Orta saha şimdi ağzımdan kaçıracaktım. Onlar gibi oyuncu alacaksın. Al 5-6 tane. Yani takımı oluştur. Öbür tarafı fırsat transferi deriz ya sezonun son zamanlarında. Zaten bu oyuncuları gören böyle bir kadroda, böyle bir takımda, büyük bir camiada, özellikle Beşiktaş gibi büyük bir camiada böyle bir oyuncu topluluğunu gören diğer oyuncular seve seve uça uça gelir. Fırsat transferi dediğimiz dönemlerde. Yani bunları avantaja çevirecek. Önemli olan bak hamleler yapılıyor, yapılacak. Ben Beşiktaş taraftarına tekrar söylüyorum. Olacak Okan sence? Beşiktaş taraftarına tekrar söylüyorum. Kesinlikle stres, sıkıntı, panik yapmayın arkadaşlar. Aldığım duyum. Ben bu tür toplara çok fazla girmem. Dün ilk defa bir telefon geldi bana. Böyle Beşiktaş yönetiminin kalbinden bir telefon geldi. Bana söylenenler beni çok umutlandırdı. Bak aman soru sordu sana. Dünden beri heyecandan uyuyamıyorum. Tamam soru sordu bak. Muçi ne olacak? Rafa Silva ile ikisinin de bölgesi Muçi sol önde de oynar. Fark etmez abi. Sonuçta rotasyonu ligde sol tarafta Muçi'yi. Ligde uzun zaman lig uzun bir maraton. Avrupa Kupası var, Ziraat Türkiye Kupası var, lig var. Doğru. Baba sonuçta rotasyonlu iyi bir kadro kurman lazım. Yani o da ciddi bir yatırımdı ya o yüzden şimdi bu akıllara geliyor doğal olarak. Abi yani iyi teklif gelirse Muçi'yi değerlendirirler. Bak gelmezse Muçi'den verim alacağım performans. Geçen sene mesela hatırlarsan yarı final maçı Ankara Gücü'ne golü attırdı. Yarı finale getirdi. Öbürü Musrati'yi aldı. Niye alındı? Tamam. Belki uyum sorunu, çevresindeki oyuncularla istediği performansa çıkamamış olabilir bu. İyi oyuncularla farklı bir Muçi Musrati izleyebiliriz. Şimdi gelen oyuncularla belki farklı bir Muçi Musrati. Raşiska'nın performansı artar. Semih kalırsa Semih'in performansı artar. Ama Koli, Getson bu tarz oyuncular galiba girecek. Yani şunu demek istiyorum. Muçi'ye teklif gelirse, yani iyi bir teklif gelirse yönetim değerlendirecek. Yani ben Muçi sonuçta yani iyi bir oyuncu topluluğuyla farklı bir oyuncu izleyebiliriz. Farklı kaliteli, yetenekli bir oyuncu. Şimdi tabii söylediğimizden kimse şunu anlamasın. Yani Muçi kaliteli ve yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş kadrosunda da bu sezona dair tartışılmayan isimlerden birisi. Muçi'nin yeri var diye düşünüyor herkes. Ama şimdi Muçi'nin iyi oynadığı bir bölgeye Rafa Silva'da ciddi bir yatırım olduğu için doğal olarak ikisi nasıl aynı anda kullanılabilir bunu soruyoruz. İçerideki yani maçlarda zamanda bazen hoca da biliyor yani. Tabii. Çift forvete dönüyorsun. Bazen 2 tane 2-8-10'a da dönebilirsin. Bir tane tek önlü böyle. Olabilir abi rakibe göre. Skor aramak istersin, içeri atarsın. O da var. Sol önde oynatırsın. Yani belki sağ öne farklı bir gelir. Yani o saydığımız isimlerden biri geldiği zaman sol öne Raşiska'yı onu çekersin. Rotasyon önemli bir teknik adam için. Şimdi hoca mesela bench'e baktığı zaman bench'te seni daha diyelim sahanın içinde performans düşüklüğü yaşayan çok oyuncular oluyor. Çok beklentileri yüksek olan. Bench'ten bir oyuncu atıyorsun abi. Hemen Yani taraftarın da beklentisini yükseltebilecek bir bench de oluşturman gerekiyor. Bunu da sağlayacak yönetim. Ben bunun duyumunu aldım. Dün konuşması gerçekleşti. Bak şimdi Okan, her şey çok güzel ama iki tane bekin hücuma çıkmıyorsa o takım var ya. Gelecek merak etme hocam. İki tane hücuma çıkan bekin yoksa abi ilk hocam, bak, İngiltere'yi al. Hocam bak, gol atamaz. Şimdi, anladın mı? İki tane hücuma çıkan bek. Onlar da gelecek. Yani Masauku gitti, eyvah. Eyvah diyorum yani. Onun yerine dolduracak adam var ya, en az 10-15 milyon euro benim görüşüm. Gelecek. Benim görüşüm. Dur da. Elindeki adamı niye tutmuyorsun bir? Şimdi troller çalışıyor. Bu gitsin, adam gelsin, indirelim aşağı. Menajerler alacak o 1-2 milyon euro kazanacaklar oradan kesin yani. O sol beke. Sağ bekten de kazanacaklar. İstiyorlar ki bunlar gitsin. Zaten sağ bek kimse şu anda yok. Şeyi de geberttiler, ne çocuğu Onur'u da. Yani bitirdiler. İşte yaza çize taraftarı etkilediler. Ama iki tane bek olmazsa bak. Gene söylüyorum, İngiltere gol atama. Bir tane beki var, sağ taraftan gidiyor, sol taraftan giden adam yok. Olmaz. İki yönde olacak adamlar. Bu bir takım iyiyse, yani şampiyon olacaksa, başarılı olacaksa iki tane bekin olacak. Hücuma katkısı çok olan. Onlarla birlikte gol atabilirsin. Tabii savunması da olacak onların. Tabii öbürleri de yine şimdi Beşiktaş onlara stoperleri alıyor anladığım kadarıyla. Orta saha güzel. İlerisi güzel. Şimdi izliyormuş yayını, teşekkür ederim size. İsmi vermediğin için de teşekkür etti bana. Sebebi de az önce söylediğin gibi. Evet. Yani sonuçta böyle transferlerde rakipler bilerek girip fiyat arttırımı yaşandığı için. Almayacak olsa da fiyat mı arttırılıyor? Fiyat da arttırılıyor. Bunlar defalarca yaşanıyor. Zaten bunları yöneticiler de söylüyor. Yani orta sahaya bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ın alacağı adamlar belli. Duydunuz. O yüzden yani inşallah bu söylediklerimizi boşa çıkartmayın. Yani biz burada taraftarın bir sesi bir dili olmaya çalışıyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı yani sizden de izin aldım. Yani inşallah bu sezon yani böyle oturduğumuz zaman bacak üstüne attığımız o 16-17 yıllarında böyle ligin babası var diye Beşiktaş. O sezon gibi bir Beşiktaş izleriz. Şimdi orta saha Fenerbahçe galiba Tottenham'daki adamı bana göre çok iyi o. Højbjerg. Gördüğüm kadarıyla yani. Fenerbahçe'nin golcü planı var hocam. Madem Beşiktaş'a ekleyeceğim bir şey var mı Okan? Yok, teşekkür ederim. Zaten söyledin hepsini herhalde. Fenerbahçe'nin golcü planı var. İyi bir santrfor almak istiyor. Edin Dzeko da elde duruyor. Siz olsanız Edin Dzeko ile devam eder miydiniz? Ya bir tane alırım ya, dedim. Yok, alternatif olarak yani ya direkt Dzeko'nun önüne geçecek. Mesela Rome, Lukaku, Morata, Moise Kean, bu isimler konusunda yani çok üst düzey santrforlar. Ya Lukaku da, Morata biraz daha şey. Lukaku da iri yarı şeye benziyor birazcık stil olarak. Ama Dzeko'ya bence Morata olabilir. Mane, Raheem Sterling, bu tip oyuncular çok tehlikeli. Alabilir misin acaba? İşte kenar oyuncusu. Yok. Kenar değil, santifor olarak söylüyorum. Kanatta oynuyorlar ya genelde. Ya ama olsun, koy oraya. Tutamazlar onları ya. Sterling'i nasıl tutacaksın ya? Fenerbahçe'de öyle bir oyuncu eksikliği mi var? İşte uçan bir kanat. Batshuayi vardı şeyde. Yani onları santifor olarak oynatırsın yani. Kanat forvet gibi düşünüyorsunuz yani bir anda. Yok, kanat değil. Direkt nokta santifor oynatırım. Ya illa nokta santifor, biraz evvel söyledik, şeyi de güzel yapıyordu eskiden. Montella. Şimdi o da unuttu. Türkleşti o da. Bizimkiler çünkü öyle bir şey oynatmıyorlar. Öyle sıfırlı falan olduğu zaman eyvah yani. Adam belki de korkuyor şeyi çıkartma. Ya gene milli takım hafif döneyim. Ya arkadaş, sen bildiğini yapsana. Bizim şey vardı. Bildiğini yapıp kovulacaksın, biliyor musun? Zaten bu maçı alamazsan eyvah çıkan ya, bu felsefede gene kovulacak yani. %100. %100 gidecek. Ama sen bildiğini yap. Gene aynı şeyi yap. Şimdi Fenerbahçe'de de öyle veya Beşiktaş'ta da öyle. Fenerbahçe şimdi ya Mourinho bu senelerin adamı, tecrübeli adam, bir şeyler düşünüyordur, tamam mı? Yani daha iyi belki bir adam alacak. Birkaç tane ama santrafor kesin alacak, %100 ya. Bir kere Batshuayi gitti. Batshuayi nasıldı? Çabuk, süratli, golcü bir adam değil mi? Başka bir ziyeti. Zaten o golcü adam. Bir tane öyle bir adam alacak. Ha, Dzeko'yu oynatır mı oynatmaz mı bilmem. Eğer Dzeko'yu oynatmayacaksa Morata'yı alabilir, Lukaku'yu alabilir. Dzeko'yu arka tarafa atar veya bir kiralık gönderir veya bir tarafa satar. Ama Lukaku olur mu? Morata ya bana göre çok iyi bir santrafor ya. Bir baktığın zaman alabilir mi acaba? 15 milyon civarında şeyi var. Yani bir piyasası var. Bana göre İspanya final oynar diye düşünüyorum. Hatta kupayı alabilir. Aldığı zaman iyi da... İyi de gidiyorlar. Ya çok iyi takımı var ya. Nasıl bir orta sahası var onun ya. Şimdi şöyle 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor Morata'nın. Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir futbolcu. İspanya milli takımıyla da şampiyonada dolu dizgin yoluna devam ediyorlar. Bunlar birinci santrfor olarak düşünülüyor. Yine Lukaku da aynı şekilde. O da Belçika milli takımıyla zaten oynamaya sürdürüyor. Moise Kean ise Dzeko'nun ayrılması halinde ikinci forvet olarak düşünülüyormuş. Olabilir. O da olabilir. İyi bir isim. Ya bu üç futbolcu da gayet Mane'den haber zaten. Yok mu? Sterling'den falan. Mane'den, Sterling'den bir haber yok hocam şimdilik. He. Onu söyleyeyim. Okan, sence Fenerbahçe'nin santrfor ihtiyacı var mı? Dzeko ile olmadı mı? Yani Dzeko ile oldu olmadı. Zaman zaman çok iyi işler yaptı sonuçta. Dzeko'nun potansiyel seviyesi farklı. Dzeko kalıyor. Onun önüne de belki büyük ihtimal Lukaku, Lewandowski isimleri geçiyor. Yani onlar da hedefleri yüksek. Sonuçta Mourinho kimi arasa o oyuncuyu ikna etme kabiliyeti ve potansiyeli, CV'si, yani kariyeri olan bir teknik adam. Büyük bir avantaj. Mourinho yani ülkemize geldi. Yani ülkenin hem Fenerbahçe hem ülke futbolunun ismini farklı yerlere taşıdı. Bunlar önemli. Sonuçta rakibin ama Mourinho, yani kusura bakmasın, almadığı kupa yok adamın. Her ülkede 3 tane 5 tane kupa alıyor baba. En büyük kupaları almış yani. Öyle bir teknik adama sahipsin. İşte nasıl bir oyuncu topluluğu, nasıl bir sistemle sahaya çıkacak? Sonuçta yeni bir iklim, yeni bir lig, kaos futbolu olan bir futbol anlayışı olan bir ligde nasıl bir önlem alacak? Bunları izleyerek, çalışarak önüne geçeceğini veyahut da önlemini alacağını düşünüyorum. Zaten iyi bir kadrosu var. Sağ bek, stoperleri, sol beki, orta sahası, ön tarafta kanat forvetleri. Yani 3-4 takviyeyle benim aldığım duyum 4 oyuncu, 2 tane belki fırsat transferi 6 oyuncuya çıkabilir. Yani Fenerbahçe'de yani hem teknik adamla ne kadar getirdiği isimle teknik adamla ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Yapacağı transferlerle de, ama Beşiktaş'ın biraz daha çok ihtiyacı olduğu için transferleri erken yapması lazım. O seviyelerde, yani seviyesinin hedefini de gösterdi. Fenerbahçe'nin çok fazla strese, paniğe kapılacak bir durumu yok. 3-4 takviyeyle yine o yarışın içinde, yine şampiyonluğun içinde olur. Ben geçen sene Fenerbahçe Samsun'la Alanya içeride yense şampiyondu. Yani kendi eliyle, ben şimdi tabii Galatasaraylılar bana Sivas'ta son dakikada golü yemese. Yani son dakikada golü yemeseydi. O çok meşhur Beka şey ne var, Ceku var ya, çok beğeniyor. Ama ben şunu söyleyeceğim. Mesela şimdi Fenerbahçe sol öne bir oyuncu alacak. Ferdi'yi de orada değerlendirir. Szymanski'nin durumu, gidip gelme olasılığı da var. Fenerbahçeli bazı dostlarla konuşuyor. Gidip gelme, yani gitme olasılığı da var. Hoca beğeniyor bu arada. Beğeniyor da yani isteyen bir takım çıkar, 20 milyon 30 milyon euro verir. İyi, onun bölgesine gelirse, belki farklı bir oyuncu olur. Şimdi forvete de Dzeko'nun önüne de Lukaku isimleri konuşuyor. Lukaku da tam bizim ligimize uyacak bir forvet. Lewandowski. Ben Morata'yı çok şeyim. Ama bence yani ya yarı final oynar. Lukaku'yu alabilir mi? Ya final yani, oynar İspanya. Belli olmaz yani, bu ekip her şeyi yapabilir. Ali Koç, Acun Ilıcalı, Jose Mourinho. Yani paraya bakar, para da çıkarılabilir yani. Neden gelmesin? 31 yaşında Lukaku. Baba oğul çekişiyor gibi geliyor bana ha. Olabilir. Yo, baba devreye girmedi. Baba devreye girse kimse çekişemez onunla hocam. Baba devreye girdiği zaman onunla kimse çekişemez. Herhalde. Baba yani bir şey söyleyeyim mi? Yani bizim camiamızda gerçekten çok seviliyor, sayılıyor. Ne zaman ihtiyaç duyulduğu zaman imdat butonu gibi, can simidi gibi yetişiyor. Beşiktaş taraftar da acayip seviyor, saygı duyuyor. Keza ben de öyle. Ona buradan sevgiler, saygılar. Sevgili Rami Koç'a. 2 yıldır böyle değil ama bu. Yani ama, bilmeyenler var da ama onu öyle zannediyorlar. Baba devreye girerse sana bir şey söyleyeyim mi? Evlatlar dağılır ortada. Yani evlat göremezsin, böyle çil yavrusu gibi dağılır sağdan sola. Baba masaya yumruğu vurmasın ya, yani hocam. Evlada da kıyamaz. Yani öyle diyorum. Yo, baba Beşiktaş için herkese kıyar. Galatasaray'a geçelim. Dursun Özbek açıklamalar yaptı. Orada da 2, 8 ve 10 numara arıyoruz dedi. Kuşadası'nda konuştu. 2 numara dedi. Sağ bek, 8 numara merkez orta saha, 10 numara arıyoruz dedi. Hatta Rafa Silva da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Yine Beşiktaş'ın transfer ettiği isim. İlgileniyorlardı da olmadı. Beşiktaş mutlu sona ulaştı o transferde. Bu bölgeler Galatasaray'ın, şu bir gerçek ama, çok fazla transfere ihtiyacı yok. Evet. 2 senedir aynı ana omurga aynı şekilde şampiyon oluyor. Çok bozmaya, dağıtmaya da gerek yok takımı, değil mi hocam? Ya bana göre var ya, bir tek sağ bek alsın. Evet. Bana göre yeterli. Bak, bir tek sağ bek. Şimdi Kaan Ayhan orta sahada oynuyor. Zaten orada Kerem Demirbay var, Kaan Ayhan var. Zaten Torreira var, Mertens var. 150 kişi oynayacak. Erkan var. İyi oynamaya başladı çocuk. Yani adamla fazla gerek yok. Şimdi Zaha'yla Hakim Ziyech antrenmansız gelmişlerdi. Yani hazırlık kampları yoktu. Şimdi onlar, bu performansları artacak. Zaten Barış var, Kerem var. Var da var yani. Herhalde Yunus geri dönüyor galiba, değil mi? Yani, evet. Yani o da bana göre iyi bir futbolcu. Yani onun için Galatasaray... Dubois geri dönüyor. Onu kullanacaklar. Yani. Evet, sağ bek de. Yani ama bir tane sağ bek kesin alsınlar. Başka da kimseyi de... Bir tane de şimdi tabii Başakşehir'i aldılar oraya. O da çok güzel oldu. Belki bir orta sahaya. Yani çok kalite ama bir orta sahaya ihtiyaçları olabilir. Fazla adam almasına gerek yok ki, böyle yürüyüp gidecekler. Bana göre Galatasaray'ın fazla şeyi yok. Transfere ihtiyacı yok ama şu var. 3 tane transfer şu an başkanın söylediği o şekilde. Yani ama şu var. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numara oynattığı zaman zaten şeyden elendin. Şampiyonlar Ligi'nden elendin. Oraya işte iyi bir adam, o gün Mertens oynasaydı, Kerem Demirbay oynasaydı belki tur atlayabilirdi. Şimdi oraya bir tane Kaan Ayhan, şimdi sağ bek olduğu zaman Kaan Ayhan'ı da koyabilirsin orta sahaya. Yani Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Torreira. Mesela bu üçlü bana göre müthiş. Hiç fazla da bir de Mertens var orada. O şey var, Berkan var. Yani oraya ama çok ekstra bir adam olursa olur. Ama ileri zaten bir sürü adam var yani. Zaha'sı var. Tete gidecek mi bilmiyorum. Şu an kadroda ama ayrılması gündemde olan isim. Olabilir. Tete gidebilir. Yani Zaha'yla Hakim Ziyech, Barış, Kerem Aktürkoğlu. Zaten aklıma gelmiyor başka. Yeter. Zaten Başakşehir'i aldı, santrafor Icardi var. Yani fazla da illa transfer yapacağım diye bir şey yok. Yani Beşiktaş yaptı, biz de yapalım işte. Fenerbahçe yaptı, biz de Galatasaray olarak transfer yapalım işte. Taraftar bilmem ne falan filan, böyle bir düşünceler olmasın. Gerek yok ya. Paranı koy cebine. Bitti. Yani ben alsam 2 tane, en fazla 2 transfer yaparım. Bir de Başakşehir'de 3 bitiririm. Ama nokta transferi. Dubai'den daha iyi bir sağ bek. Tamam mı? Onu da tutarım. Bir tane de orta sahaya, çok kalite bir orta saha ama. Şey değil, 10 numara değil yani. Ama ben gene söylüyorum ben. Kerem, Torreira. Bu üçlü bana göre yeter. Süper. Evet. Ama bunlar alternatifi ne olur bilmem. Okan Koç, Oğuz Aydın'ın adı Galatasaray'la anılıyor. Beşiktaş'ta da yine ismi geçiyor. Beğendiğim bir oyuncu mu? Geçen sezon çok iyiydi. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya Oğuz iyi oyuncu. Yani şimdi hangi takımın daha çok ihtiyacı var sence mesela? Ya sonuçta yerli statüsü. Tamam da bakıyorsun önümüzdeki sezon 12 yabancı deniliyor. Yani bu yabancı sınırlaması da arkadaşlar değişmeyebilir. Yani böyle söylentiler var ama benim aldığım duyuma göre değişmeyebilir. Haberiniz olsun. Yani aynı şekilde devam eder gibime geliyor. Tabii seçilecek kişiye bağlı. İnşallah bir değişiklik olur federasyonun. Artık taraftarların, camiaların takati kalmadı. Bu insanlar da farkında. Ki oradaki oturan insanlar bir farkına varsa da insanlar bir rahatlasın artık yani. Oğuz Aydın? Oğuz Aydın'la ilgili şunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş tabii ilgileniyor. Belli olmaz yani, bir anda Florya'nın kapısından çıkıp şeye gelebilir. Ümraniye'ye gelebilir ama onunla ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim. Öyle söylentiler, senin duyduklarını ben aynı şekilde de duydum. Yani verimli olur. Galatasaray'ın ihtiyacı duyulan bölge, hocamın söylediği gibi sağ beke bir oyuncu alırlarsa dinamizm, gidip gelen. İşte bir Mertens'in olduğu bölgeye yaş itibariyle biraz daha atletik, dinamik bir oyuncu tercih edilecek gibime geliyor. Orta saha bir oyuncu. Hoca da zaten söyledi. Yani bunlar yapıldıktan sonra bakalım, görelim nasıl bir takım oluşacak. Benim temennim şu. Hep şunu söylerim ben. O yeşil zeminde hak eden kazansın. O düdük elinde olan ve atavarın başındakiler alıp farklı yere taşımasın. İnşallah önümüzdeki sezon böyle bir lig izleriz. Temennilerim ama düşüncelerim bu sevgili Koray. Teşekkür ederim. İnşallah Avrupa'da da başarılı olsun takımlarımız. Bütün takımlarımız başarılı olsun. O yönde ama hepsinden önemlisi milli takımımıza bu akşam Çekya karşısında yürekten başarılar kazanacağız. Diliyoruz. İnanıyorum. Yani iyi çocuklar var. Biz dikkat edersen Türk halkı, Türk milleti o sinerjiyi de verecektir. Sahanın içindeki oynayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız elinden gelen mücadeleyi, her şeyi koyacaktır. İnşallah Allah'ın izniyle kazanacak. Okan Koç teşekkür ediyoruz. Güvenç Kurtar teşekkür ediyoruz. Spor Ajansı'nın sonuna geldik efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.